Açayım mı yayını? Buyur. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar herkese, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? YouTube videosuna giriş aşamasındayız. Sosyal ağlar hemen aşağıdaki bölümde bulunuyor. Biz Twitch'te olanlar #sosyal yazarak sosyal ağlarımızdan bizi takip edelim. Videoları beğenip like atarsanız, yorum atarsanız hepinize çok teşekkür ederim. İsterseniz bir yerde de paylaşabilirsiniz. Ve bugünkü menümüzde çok güzel bir Hatay yöresinden 2 tane öğünümüz var. Biri neydi? Belen şeyi. Belen kebabı. Bir tanesi de tuzlu yoğurt. O çok yoğurt, çok değişik. Yoğurdu normal yedim. Çok güzel bir yoğurt var. Bir de Portekiz usulü bir tatlı yapacağız. Biz onun adını karıştırmışız. Onu da Hatay diye zannettik. O da belki Belen değil de Belem. M'li olanları. Ama bakalım, bir defa deneyeceğiz. Güzel olacak diye düşünüyorum. Anteza hemen ispiyonladım. Önce abim Elif ablama. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Ahmetciğim. Ahmetciğim, İstanbul'dasın sen değil mi? Ne zaman geldin? İstanbul'a geldin mi Ahmet? Hoş geldin. Ne yapıyorsun? İşleri kötüydü. İşini yaptırmaya gelecekti Ahmet. Her şeyinizi biliyorum. Anlatın, ona göre. Bir hafta sonra iyi misiniz? Hasta mısınız? Sağlıklı mısınız? Her şeyi bilirim ben. Aynen. Diş sorunu için gelmiştim. Dün döndüm. Çok ayıp Ahmet. Gelip teyzeni görmedin ha? Korona var. Nasıl gelsin? Ay doğru ya, korona. Pardon, geri aldım. Bir şey diyeceğim. Ha. Artık İstanbul Kart'a şey koyacaklarmış. Mecbur kılacaklarmış. Neyi? Bu şu yurt dışı çıkış şeyi var ya, şehirler arası yolculuk için. Yok. Anladım. Bilmem ne numarası var ya, sağlık için alınıyormuş. Nasıl alınıyormuş bilmiyorum. Ayın 15'inden sonra öyle başlayacakmış. Ne anladın bu işten? Ben bir şey anlamadım. HES kodu ha. Ahmetciğim aynen, HES kodu. Lan İstanbul'da şeye bineceğim, trene bineceğim, HES kodum olacak. İstanbul kartımla. Uyuşacakmış. Bu ne lan, insanları niye fişliyorsunuz? Ya niye bugün Badeli Salih'in sesi çıkmıyor? Bilmiyorum, işleri vardır. İkisine de selam deyin bakayım bana. Niye sesiniz? Karpatla yapabilir misiniz? Geleneksel bir Polonya oturur. Okudum ben onu. Ama ne bileyim, yapayım yapmayayım mı diye düşündüm. O zaman şey yatıyorsun bize. Hemen nasıl yapılır? Malzemesi ne? Neyle neye karışık, kaç dakika pişirir? Ben onu biliyorum, okudum, atmasın onu, ben biliyorum. Baktım, turtasına baktım. Selam, hoş geldiniz. Deniz merhaba. Sevgili öncüyü ben yine tabii ki en zor iş. Soğanlar, bunların hepsi yapıp şuraya konacak öncücüğüm. Onu da bırakayım, sohbet et diye bıraktım tatlım. O zaman şimdi bir incelteyim de çok kalın. Tamam canım, sen nasıl istersen öyle yap. Yeren Besi merhaba, hoş geldin, nasılsın? Sen de tatlıya başla bence. Çünkü uzun sürecek. Peki tatlım. Yine ona takıldım. Duruş koy. Evet, onun adını değiştireceğim daha sonra. Sakalını kes. Sakalını mı kestin? Yok, o kadar değil. Yanları. Çoktu ya. Evet, ben de tatlıya geçeyim isterseniz. Ya da çorbaya geçeyim ben. Tatlıyı sonra yapayım. Okey. Evet. Çünkü et çok kalacak fırında. Tatlıda. Selamlar, yayınlar. Alp merhaba, hoş geldin. Alp Bababuş hoş geldin. Ay Ahmetciğim, çok teşekkürler. Tamam, 14 gün kalırsın, ne zaman dönersen. O zaman sanıyorum Şubat'ta bizdesiniz. Şubat'a kadar korona da hafifleyecek. Ben içimden geçeni söyleyeyim size. Nisan'ın 20'sinden sonra hafifleyecek. İyi olacak. Nisan'a kadar sabır. Beğendi Mustafa. Dur şey Mustafa, onları biraz daha değiştireceğim. Esas birileri böyle değil de bağış hasta veya bit hasta daha güzel olabilir. Evet, şimdi 1,5 önceden hazırladım. 1,5 tarife göre yapıyorum. Çünkü ilk kez yapıyorum bu çorbayı da, yöresel olduğu için. Bizim evimizden çok domates çorbası, tel şehriye ama tavuk suyuna kesinlikle. Ondan sonra tarhana çorbası, o tip. Şimdi bu çok değişik. Özel yoğurdunu perşembe pazardan aldım ve şimdi yapıyorum. Hoş geldin Wolfman. Nasılsın? 1,5 litre önceden hazırlanmış suyu tencereye koydum. Evde ilk defa yapıyoruz. Mustafa aslında büyük açmada mı getirsen abi? 75. Ha olabilir ya. Olabilir. Ama onun için çok abonelik lazım ya. Abonelikte büyük açılıyor çünkü. Konuşabilir miyim? Buyurun. Biz de seni gördük, görmedik, yazdığın için mutlu olduk. Gördük denmez. Pirinç yıkadım, suda beklettim. 4 çorba kaşığı pirinç diyor. Ben 5 koyacağım. Çünkü bu çorbayı İslamlara da vereceğim. Değişik. Vallahi ben öyle kuru kemik olmak için minyatür ameliyatta oldum. Dünyada para verdim. Onun için keşke öyle olsam. Göbeğim açık, ne güzel bluzlar giyerdim. Hayırdır? Hayırdır göbeği açık falan? Ay önce dur bir çorbamı. Kıskananlar. Evet. O tuzundan sonra temişim patladı galiba. 50'sinden sonra. Bu da Hatay'ın, Antakya'nın özel tuzlu yoğurdu. Ve bununla birlikte yapacağım. Tadı çok güzel oluyormuş. Aynı şey Mustafa. Sana bir şey söyleyeyim Mustafa. Ali Bey'le memleketler birbirlerinin yemeklerini bir değiştiriyorlar. Aynı şey yani Antakya'nın, Hatay'ın, İskenderun'da yapılan bir kebapmış. Sayfalarda okuduğuma göre. Dersimi çalıştım. Evet. Aynen dediğin gibi dersimi çalıştım geldim. Çünkü ilk kez yapacağım. Ve hepsini koyuyorum. 4 çorba kaşığı dedi, ben 5 koyuyorum. Çünkü ben biraz fazla yapıyorum. Ocağı yakmış mıyım ben? Yakmışım. Evet. Dondurma gibi geliyor. Ya bunun tadı da çok güzel. Bugün ben meyveli yoğurt yedim. Onun içine kattım arkadaşlar. Süper. Tuzlu diyor ama tuzlu yoğurt değil mi? Öyle bir tuz tadı yok açıkçası. Çok tuzlu değilmiş gibi geldi. O şey beğenmemiş. Senan beğenmemiş. Ha Senan sen evet. Senan demin adını yazdı. Sezen mi yazdı? Sizin mi bir şey yazdı? Seda isim nedir? Efendim? Emre merhaba hoş geldin. Kolay gelsin. Ek var. Eyvallah. Soğan kesiyorum ya. Sena. Sena. Tamam. Hoş geldin. Unutma. Selam Sena. Selam kolay gel. Ha. Rapperlus. İyidir valla. Soğan kesiyorum Rapperlus. Gözlerim açıyor. Şimdi bunu devamlı eriyene kadar çünkü yoğurdu çok katı. Süzme yoğurt gibi açıkçası. Şimdi bunu karıştırıyorum. Çok kolay bir çorba. Gözlük engellemiyor canım. Hoş geldiniz. Neredesin ki Mant? Memleketi özlüyorsun. Yurt dışında mısın? Önce niye bu sopan böyle gözlerimi yaktı? Makyajım gidecek şimdi. Ay. Hayat acı aynı. Soğanın da acısını yemek makbul. Ben bu yaşa kadar hayatın acısını çok iyi bilerek geldim oğlum. Merak etme sen. Ama bir şey mi dedik ya? Niye bana trip atıyor? Allah Allah. Sanki ben bir şey dedim. Sana trip atar mıyım ben ya? Bana trip atıyor ya. Vallahi çok acı. Şunu bitir çok acı. Tamam. Ay gözüm yandı. Selamlar nasılsın? Ay Grender iyiyiz valla. Soğan işte. Ay. Elim kesiyordum. Geldim gözlerim akıyordu. soğan, bu soğan çok acıydı. Gözlerimi temizledim, geldim. Makyajım akmış mı? Aynı aldı, bu akşam yayından sonra hangi bir filmi seyredeceksin? Vallahi çok güzel film var. Önce çok yorgun zaten. Aşırı bir yorgunluk var. Bana mutlaka bırakacağını düşünüyorum. Öğrenciyim Türkiye'de, memleketim özel. Ha, sen bana bir kere bunu demiştin. Değil mi canım? Hadi bakalım, aynı yemeği sen de yap. Harika. Ünlem menü basıyorsun. Naif. Tuz koymuyoruz çorbaya çünkü yoğurdun kendisi tuzluymuş önce. Siz öyle diyorsanız. Öyle. Ben demiyorum. Aldığım yer söyledi bir tane. Sen ne diyorsan odur ya. Ben senin üzerine laf söyleyemiyorum. Rica ederim, her zaman. Yani şimdi kadına karşında alıp da laf söylemek. Sonra başıma bela almayayım. Ay bu soğan beni mahvetti bir tane. İlk defa söylüyorsun. İlk defa mı söylüyorsun? Tamam canım, birisi de öyle dedi çünkü de. Allah Allah. Daha önce Azerbaycan'da olduğunu söylememiş miydi Wolfman? Başkası demek ki. Öncücüm hadi çabuk anneciğim. Tamam bitti. Türkiye'de nerede okuyorsun? Ya ben niye bir chatte enerji eksikliği hissediyorum? Ne sıkıntılarınız var? Birilerinin bir sıkıntıları var. Chatte enerji eksikliği hissediyorum. Şaka yapmıyorum ha. Gerçek söylüyorum. Dün sınavım vardı. Aa, bitti mi bütün sınavlar? Sınav haftası bitti mi? Herkesin sınavı var mı yoksa? Yok, herkesin sınavı var. Şeylerin, okula gidenlerin bitmedi. Ay. Mersin'de okuyorum. Mersin'de okuyorsun, harika. Bunu ne yapacağız? Hemen bana veriyorsun. Biraz geç gibi geldi. Tabii alışkanlık farklı ama 8'den sonra yemek yeme yenmemesi diyorlar. Yo, kişinin bünyesine göre değişen. Ya önce gece 1'de yiyor, 2'de yiyor, 5'te yiyor. Kilo almayan almıyor. O bana göre bir şey. Herkesin ayrı. Sen o biberleri ben mi yapayım? Sen çorbayı. Küp küp. İşte hızlı. Sen ver, kesemeyeceğim. Bir dakika. Ya Öncü valla beni yemek yerine kasıyorsun tatlışko. Elini keseceksin şimdi. Kesmem benim. 40 yıllık kadın elini mi kesecek? Pardon? Pardon? Evde kendini yakan kadınsın sen. Mutfakta. Yani. Böyle. Hadi tatlışko. Bir tanem. Ay maşallah çene maşallah. Balık burçları böyle mi oluyor? Benim her 4-5 haftada bir sınavım var. Pek geçmiyor ya. Bu nasıl bir okulmuş? Chatte bugün bir şey var, gerginlik var. Ya durgunluk. Durgunluk değil, hayır, gerginlik de var. Tıp fakültesi okuyorsun. Güzelliklerle olsun inşallah. Doktor mu olacaksın? Ne düşünüyorsun? Uzman ben yaşlanınca bana bakacaksın artık değil mi? Yok. Bence bakmaz. Ne doktor olacak şimdi? Bir de önemli. Ya nedense gelip yardım etmek istedim. Nerede oturuyorsun? Yiğit neredesin? Nerede yaşıyorsun Yiğit? Of, hepsini sınavları, Allah hepsine kolaylık versin. O yüzden biraz durgunluk var. Ver ver hayatım hemen buraya. Olur mu? Şunu al koyacaktım. Mezuniyet sonrası cerrah olmak istiyorum ama daha belirlemedim. Ha, TUS'a gireceksin. TUS'tan sonra seçecek. TUS sınavından sonra seçeceksin. Allah doğru. Kolaylık versin sana. Özlem dediğin doğru öğretmenim. Sen öğretmensin. Çok iyi insanın psikolojisi nasıl? Herhalde önce soğan bu tür şeyleri yavaş yavaş yapmak terapi gibi geliyor. Ya da kaytarıyor. Bir dakika Özlem benim teyze gibi yavaş yavaş hani. Ya da kaytarıyor. Özlem ama çok acelemiz yok, hayatı yaşayalım ya. Şu hayatı bir kere geldim, yaşayayım böyle hızlıca çabucak bitirmeyelim. Yani lütfen Özlem Hanım. Baskın geldi. Baskın mı geldi? Aa, Zümrüt'ten gelmişler. Zümrüt merhaba, hoş geldin. Zümrüt'ten gelenler de hoş geldiniz. Nasılsın Zümrüt? Hayat nasıl gidiyor Zümrüt? Selam abi, selamlar teyzem. Ay Köpükçüm merhaba, hoş geldin. Hoş geldin Köpükçüm. Baskın yapanlar da hoş geldi. Benim adım Aynur. Öncü'nün annesiyim. Baskın yapanlar belki tanımıyorsunuzdur. Selamlar Semih'ciğim, hoş geldin. Merhaba canım. Zümrüt uykuya kaçmış. Uyku bu saatte mi? Ne yapsın? Şimdi ben bu saatte uyusam 2'de kalkarım, ben söyleyeyim size. Öyle oluyor zaten. Hoş bulduk. Ha, Badeciğim hareketlendin, yoksa sen uyudun mu? Ne yaptın? Hiç sesin çıkmıyor aşkısı. Bade benim kızım. Ya. Şimdi herkes diyecek öz kızın mı? Bade'nin işi vardır, sormamak gerekiyor. Bade bana özelden işi de olsa yazar, tamam mı? Bade. Tamam Bade, hemen yaz. Ama ben de okuyacağım, telefon çünkü önümde. Allah'ım yarabbim. Okutmam. Özel, tütsü yaptım ha. Yiğit sen de mi tütsü inanıyorsun benim gibi? İnanıyorsun değil, rahatlıyorsun değil. Tütsü ben de yakarım. Neler yakıyorsun sen? Ben çörek otu. Ondan sonra... Vanilya. Dur bir şey daha. Avokado neydi? Yok o şey. Çay ağacı. Kadayıf merhaba, ne yapıyorsun Kadayıf? Neredesin sen? Hoş geldin. Bak Özlem seni nasıl yanlıyor öğretmenimiz. Ben böyle düşünüyorum. Boşluk o yüzden keyif aldığı şeyde ağırdan aldı, düşündüm. Acele mahal yok. Adaçayı da yakıyorum. Uykum yok Aynur teyzem. Tamam bir tanem. Zaten benimle uykunuz olmasın ya. Bak benim gibi kadın ne kadar sabahtan akşama kadar yorulmuşum. Yaptığım poğaçayı göstereyim mi? Boşluk yedi yayından önce. 3 tane. Götürdü. Bade iyi misin? Salih ne yapıyor? O da yemedi. Nasıl poğaça? Evet. Ay şu ekrandan size bu poğaçaları versem, yiyebilseniz var ya, dünyanın en mutlu kadını olurum. Vallahi olurum. Nefis. Vallahi bakıyor sadece işte. Ay. Yayında. Aa Fatma gelmiş. Bunu nasıl keseceğim? Aynı şekilde. Aynen hiç değişik yok. Acaba teknolojide ileride böyle ikram buralardan olur mu? Ne dersiniz ya? Yok canım o kadar da değil. Ne biliyorsun? Olur. O kadar. Hadi araba uçsun da neyse. Teşekkürler. İyiyim ya, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Vallahi iyiyim Bade ya. Bakıyorum da biraz sizlere hani bir enerjiniz falan mı düşük? Hayırdır? Paris geldi. Paris daha önce de gelmişti. Merhaba Paris. Daha önce de mi gelmiştin? Evet. Kopuk 500 yıla olabilir herhalde ama tadı bozulur teyzem ya. Bilmiyorum valla. Cep telefonları diye bir şey, ev telefonlarından konuşuyorduk. Cep telefonu oldu. Ev telefonu yoktu lan. Ev telefonu yoktu bizde. Telgraf çekiyordu. Evet. Tatlınız çok tatlınız. Portekiz usulü. Portekiz usulü tatlı yapıyoruz ama biz onu Hatay yöresini sandık. Esas orada harf karıştı. Hiç de yalan söylemeyiz biz anaoğul. O harf karıştı. Belen'le Belem'i karıştırmışız. Belen diye bir şey varmış. Burcu sinir krizi geçirmek üzereyim. Yayını izleyemiyorum. Sadece ekran dönüp duruyor. Browser için modem resetledim. PC yeniden başlattım. Sadece 10 saniye izliyorum. Sürekli donuyor. Aşırı sinirliyim. Allah Allah Salih. Sinirlenme. Sakin ol. Relax. Instagram'da bak bir şey. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Neydi bu şarkı vardı bir? Var mıydı? Vardı tabii. Var sakin mıydı? Ol. Sinirlerine hakim ol. Devamını da biliyordum ama unuttum. Aynen. Sen yeter ki Salih ol da ne bilgisayarda neyse problem olsun. Geri hallolur. Önce de bilgisayarla ilgili bir sorun olduğu zaman hiç dalaşmıyorum biliyor musunuz? Sessizce köşeme çekiliyorum. Çünkü bu sakin adam gidiyor. Sanki suçlusu benmişim gibi. Çok dürüstsünüz hakikaten. Başkası olsa bilerek Hatay yöresinden bir tatlı seçmedim. Ne gerek yalanlı yalana. Yalanlı değil. Ay Belen varmış bir de Belen varmış. Bak özlemli. Şşt, şşt, sakin ol sinirlerine hakim ol. Harikasın. Özlem sen biliyor musun bu şarkıyı? Özlem bugün ben çok yorgunum ama çok enerji verdi bu adam bana ya sağ olsun. Oldum bacaklarını, sırtını, belini, omzunu yani ayak parmaklarının altına kadar oldu. Ay Elif hoş geldin. Ya kızın ismini yanlış okuma. Elif. Ben bunun yüzünden fırça yedim kızdan ya. Özür dilerim. Her dakika Elif'ciğim hoş geldin. Elif çok özür dilerim. Kusura bak annemin yaptığı hatadan dolayı çok özür dilerim. Yani bir insanın adını asla karıştırmak istemeyiz. Çünkü kişisel bir şey yani. Olur mu? Bak ortalığı Elif. Karıştıracak. Görüyor musun Elif senle beni? Şişt, sakin ol sinirine hakim ol. Şişt, sakin ol sinirine hakim. Kim lahmacundan utanır kim önüne gelene. Vıcık ya da uzak herkes birbirine ya ilişkiler vıcık vıcık. Kim entellere düşman, kiminden cehalete birim, her ne manasız didişmek, kimse kimseye bir şey öğretemez. Şişçi sakin ol, sinirlerine hakim ol. Bak, helal olsun, kim yazdı onu dur, kaydı, teşekkür ediyorum sana Mant. Çok mersi canım. Gitti baktı. Annem istedim diyebilir. Ay Elif'im, aşkım, bir tane kızım benim. Öyle mi? Bu kadar. Adını bu kadar an, bak. Adını söylemek istemiyorum. 3 harfli. Sus. Sen diyemezsin önce. Bak. Badem diyorum, bade diyorum. Hiç sesini çıkartıyorlar mı bir taneler? Hiç çıkartmıyorlar. Böyle söyleyince 3 harfli. Yüzüme baka baka kararır yazamıyorum da. Ne? Hayırdır? Benden de olayım yazamıyorsun. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Hayır. Ne güzel sizleri bu yayında görmek. Salih'cim enerjimi gönderiyorum. 10 dakikaya kadar hallolacak. Sen de bizim aramıza geleceksin. Bilgisayarı bir 5 dakika kapat. Modemi de 5 dakika kapat git. Tam 5-10 dakika git sonra gelirsin Salih. Salih'e yazın ya 5-10 dakika bilgisayarı modemi kapatsın gelsin. Dinlensin böyle kafasını uzatsın karanlıkta. O ablam hoş geldin. Abla aradığım bir bile olur. Yine 655 yazdı. Bence Seda buradadır, işi vardır. Ben size söyleyeyim. Saat kaç? Ay o dışarı çıkamaz. Lan dışarı çıkamaz. Yasak. Ne anneciğim, işi var? Köpeğin izleme hakkı varmış bir tane. Uğraşma Seda'yla. Onda oluyor. Sana bu saatte olmuyor. Ben biliyorum saatli köpeğin çiz saatini. Allah'a süt ne için kar? Süt değil bu su. Yoğurt. Pirinç ve Hatay'ın yoğurtlu ya tuzlu yoğurdundan çorba yapıyoruz. İlk kez yapıyorum bu çorbayı da. Tatlıyı da Hatay sandım işte öyle karıştırdım ama Portekiz'inmiş. Havamız olsun arkadaşlar. Biz evimize Portekiz yeriyoruz. Çorba pirinç var. 5 kaşık. Çorba kaşığı pirinç 5 kaşık da tuzlu yöresel Hatay'ın pazardan aldım. Özel Hatay'ın yoğurdu. Tuzlu yoğurdu esas. Tuzlu yoğurt. Şu yani. Bunlar arkadaşlar kullanıyorum. Ama çok güzel ekmeği de sürülüp yeniliyor. Onu da söyleyeyim. Yaptım, denedim. Her şeyi deneyeceğim. Salih, sakin ol. Salih yazsana hanımefendi Bade. Sakin olsun. Diyor ki önce modemi kapatsın. Bilgisayarı kapatsın. 10 dakika sonra gelsin tekrar. 10 dakika modem açık kapalı kalsın. Biraz uzansın. Hadi oğlum, fırına bir yemek düşecek. Hadi ya. Ya bitti ki. Al bitti. Bu kadar. Al. Ne yapacaksın ha? Al, yaptım ben işimi ya. Yaptım ben, çalışıyorum. Ben çalışıyorum. En çok ben çalışıyorum. Anam. Telefon bende. Vermiyorum işte. Ben bunu karıştırdım. Ben bunu burada. Wolfman, elinize sağlık. Hamdi Aslan, hoş geldin. Merhaba. Hamdi'yi de tanımıyorum. Scorpion, hoş geldin. Hamdi merhaba. Aslan, merhabalar. Yeniden başlat. Modem 5 dakika yeter. Bir 5 dakika kapalı kalmış. Çünkü hattan düşecek. Komple hattan düşmesi bir modemin 5 ile 10 dakika falan sürebiliyor. Hayır, başlatmayacaksın. Komple kapatacaksın. 5 dakika kapalı kalacak. Hattan düşecek. Pardon tatlışko. Yapalım. Evet, şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum size. Arkadaşlar. Her zaman yemek yapmıyoruz. Bize ilk defa geldim. Ben mesela dün oyun yayın yaptım 6 saat. Bugün de yemek yayınımız var. Şunu alayım. Bunu şimdi güzel karıştırıyorum. Yanmadın değil mi? Yok ben yanmaz. Sana döküp de şey elindekini döksün böyle diye. Şeyi yazın, Salih yazın. 5 dakika modem kapalı kalacaktı. Öyle yazıyor o da şimdi. Ha. Arkadaşlar 5 dakikaya kadar gidiyorum. Tamam, modemi kapatıyorum. Bekliyorum 5 dakika sonra dedim. Bilgisayarı da kapatsın keşke. Şimdi selamlar arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Biz burada haftada 2 gün yemek yayını yapıyoruz. Yeni gelenler var galiba. Bugün hafta sonu mu diye bilmiyorum. Yasak var diye. Haftada 2 gün yemek yayını yapıyoruz. Çarşamba ve cumartesi günü. Çarşamba saat 7.30'da başlıyoruz. Cumartesi saat 7'de başlıyoruz. 9 çeyrek itibari yemek yayınlarımız bitiyor. Çok fazla uzatmıyoruz. Bugün 3 tane yemeğimiz var zaten. Bir tanesi nereden baksa olacak gibi bir şey. Bu kaynayana kadar böyle gidecek. İçerisindeki pirinç yumuşayacak bu. Yoğurtla yapılan ve sıcak bir çorba bu aynı zamanda. Ama yoğurdu özel. Yoğurt özel. Tabii, tuzlu bir yoğurt. Tuzlu yoğurt Hatay yöresine ait diyorlar ama tabii her bölgede de bulunabilir. Hayır, oradan birisi çıkabilir. Hayır, o bizim yoğurtumuz diyebilirsiniz. Hatay, İskenderun o yörenin yoğurtlu şeyi. Öncücüm. Aynen. Evet. Ya yayında yap da yayın gündüz. Nasıl? Ne demek? Mirza. Evde yarın da yap da. Ha, evde yarın yemek yapamam. Artık yaptık çünkü bu yemekleri biz yarın biliyoruz. Yarın kahvaltı yapsın, bana otursun. Krep yapsın. Krep yapmasın, ben bilmiyorum. Bana krep yapmasını öğretin kardeşim yani. Önemli olan bir sorun var. Yılbaşı için özel tarif yapacak. Özel tarif değil de bir şey yapacağız. Perşembe akşamı galiba yılbaşı. Ben söyleyeyim ne yapacağımızı. Bu çorba da Arjantin yemeğe çıkmasın diyor. 655 olabilir canım benim. Hiç belli olmaz. Yok canım, Antakya'dan aldığımız yoğurt yani. Pardon, oradan almadık. Pazardan aldık. Pazardan ama aldık. Antakyalı adam, çocuk satıyor. Üniversite mezunu, işe girememiş. Ben böyle şeyleri çok desteklemeyi severim gençler. Üniversite mezunu, mühendis, işe girememiş. Hatay'dan annesinin yaptığı ürünleri getirip pazarda satıyor. Ben özellikle hem Hatay şeyini aldım, nar ekşisini ondan aldım, hem de bu yoğurdu aldım. Ne yapabilirim dedim. Çorba yapabilirsiniz dedi. Hemen onun yanında açtım interneti, baktım. Evet, yapılıyor, ben bunu alayım dedim. Az. Biz yılbaşını, yeni bir yıla girdiğimiz için, sağlık huzurlu olduğu için 24 Noel'i kutlamıyoruz. Ama 31'inde Noel'ler Hristiyanların 24 günleri. Noel mi? Tabii. Onu da mı bilmiyorsun? Ha, bilmiyorum. Ben ilgilenmez çünkü. Benim için yeni yıl fark etmiyoruz. Bir günden bir sonraki gün. Benim için fark ediyor. 31'in gecesinde yeni bir yıl bitiyor, yeni bir yıl başlıyor. 2020'de yaşadığımız acıları yaşamamak için ailemizle birlikte güzellikle zaten anaoğluz. Bir de kedimiz var. Dışarıya eğlenmeye gitmiyoruz. Evimizde yemeğimizi yiyoruz ama yeni bir yılın sağlık huzur gelmesi için. Evet. Zaten pandemi var. Nerede dışarıda? Ama ben alırım şeyimi. Televizyon karşısında geçerim. Şu belgesel kanalını açıp öyle girerim herhalde. Aynen öyle. Öncü Bey, yeni tarzınız çok karizmatik oldunuz. Eskiden de öyleydiniz de şimdi daha karizmatik. Kız erkek galiba rağbeti var. Biz de varız abla. Sizden. Bence kutlamaktan çok yeni yıl, büyük umutlar, büyük dilekler dilerim. Keşke birlikte yeni yılda bir böyle Fenerbahçe stadı ya da işte aman taraf tutuyorum diye düşünmeyin. Hepimiz orada sarılarak kutlasak da bitse. Yeni yılda huzurlu. Statta. Annemin çevresine bak. Statta kutlayalım. Stada gidelim arkadaşlar. Çok kalabalığız yani. Şurada 50 kişiyiz ama stada gideriz 50 kişi. Olsun. Evet 655. Aynur abladan saçını uzattıracak. Küpe dövme. Edoskaya. Senin aboneliğin yok. Kime? Edoskaya'nın. Elif'in. Adını söyleyeyim. 3 harfli. Niye geçen gün abone oldu Elif? Yo olmadı. Onu Ahmet hediye etti. Ahmet hediye etti. Tamam işte olmadı. Ahmet Bey'le Ali sonuçta abone. Hayır. Merhabalar hoş geldiniz. Evet. Bence hoş duruyor saçlar. Değil mi? Şöyle şey yapayım. Biraz şöyle koyayım. Yemeğe saç dökülmesin Öncücüğüm. Öncücüğüm. Yok canım dökülmüyor. Yemek burada ben burada. Evet. Domates, biber, soğan, kapra biber hepsini koydum ve şimdi üstüne etini koyuyorum. Etimiz kuzu eti arkadaşlar. Kuzu etiyle çok güzel oluyormuş. Öyleymiş. Evet. Üstüne yorgan gibi seriyorsun. Ha yorgan gibi seriyorsun. İyice omuzunu da kapatıyorum üşümesin diye. Tabii iyice üstünü kapat. Yorgan gibi ser. Ha öyle kapat. Yapıyorum. Evet yorgan gibi. İyice sırtını kapatıp üşüme geçiyor. Tamam üşüme. Ceylanda kalıyor çünkü. Ha, bak kesinlikle o camdan rüzgar geliyor. Geliyor. Yorgan. Kapak diyor evet evet. Kapak anneciğim. Evet panjuru da çekmek lazım. Abi çorba iyi karıştır iyi olmaz yoksa. Mirza ne alakası var? Doğru. Topaklanabilir. Topaklanmaz. Bence olmaz öyle. Evet onu da koydum. Şimdi buna son bir tereyağı. Önce diyorum ki 100 gram tereyağı koyacağız. Tereyağının parasından senin haberin var mı diyor bana. Canım. Evet tatlım. Tereyağı için alabilir miyim? Buyurun buyurun. Boşluk sadece bıyık olan bir resmim vardı. O güzeldi merhaba. Kek yapacak mısın anne? Ben annem öyle dedi. Nasıl? Kek yapacakmışım. Ha Elif diyor. Elif diyor ki. Elif kek. Elif o yapacak. O yapacak. Hamur işlerinde beceriklisin ama anladın. Yo Antepli ki. Antep yöresi yemeği. Ooo! Edoskaya 11. ayını kutluyor. Edoskaya bir yıl daha doğmamış. Bir yıl daha doğmamış Elif. Bir yıllık abonelik daha doğmamış. Daha 11. aydasın. Daha 11. Elif'cim teşekkürler canım. Bu da seni çok seviyor ya sana takılıyor. Öncü çok takıldığı bir insanı benimki çok seviyordur biliyor musunuz? Çok enteresan ama huyu öyle. Yapacak bir şey yok. Huyum böyle ya. Huyum kurusun. Canım benim 655 harikasın seni çok öptüm. Sarımsaklar burada. Evet canım. Çene çalmaktan sarımsakları unuttum. Evet ağzın çalışıyor biraz da yani. Elim çalışsa. Yani hatırlattı benim çocuklarım. Yani ya ilk abonem benim be. En binici benim. Elif'e şeyi hediye etmiş. Ahmet hediye etmiş. Elif olamamış. Ahmet yine. Ahmet. Sana bu kız bir şey ısmarlasın ya İstanbul'a gelince. Ayağı kapalı ama. Bana gelirler yemeğe. Ha bir de yemek yedireceğim. Bir de yemek yedireceğim 3 harfle. Ben Elif'e şey yapayım başka bir şey yapayım. Ha sen Elif'e Eda mı diyordun yoksa? Yok. Çok güzeldi bu. Oh, oh, oh. Demedi böyle biz anlaşıyoruz kendi aramızda. İyi peki. Belen tava fırında mı yapılıyormuş? Evet evet. Tava derken şimdi bu borcam. Normalde özel tavamız yok. Özel tava lazım. Onun özel tavası var. Onun özel yorası demir döküm tutacak yerleri bile döküm olduğu için onun içine yapılıyor. İsmail'im zaten önce ayıp ama ya kardeşim o benim. Senin kardeşini yarım. Burada değilim pek turma video neden gelmiyor merak ettim. Kavga ettik. Ayrıca öyle değil mi? İnanıyorlar. Tuna YouTube'da yayın yapıyor, Twitch'te yapmıyor. Ondan olmuyor ama onun dışında başka oyunlarda oynuyor. Facebook'ta öyle yapıyor. Bir şey yok yani. Sonunda kavga ettiniz mi diye soruyorsunuz. Yok öyle bir şey. İki yayınca müsait olduğu zaman gelir demiş. Bak Badeciğim ne güzel. İsmail'im zaten. Ha tamam. Korksam mı ya? Boşluk kimden korkuyorsun? Bir dakika. Elif de 4 harfliymiş lan. Şimdi düşündüm. Elif de uğraşma. Elif uğraşma. Elif de bir anda sayayım dedim ya. Hatırlatmıyorsun. Nerede bunların baharatları gençler? Hani baharatlar? Aa, çabuk yapacağım ya. Yapım şu iki keki de geleyim ya. Yapım. Ama Elif bizi bırakıp gitme. Evet. Kırmızı pul biber, kekik, karabiber koyuluyor. Tuz yok mu? Tuz da koyacağım. Ha. Onu da koysan. Sen kek mi yapıyorsun evde? Maşallah. Aa, Gökdeniz merhaba. Gökdenizli. Gökçen değil mi? Gökdeniz, doğru söyledin. Gökdeniz ben ya. Hoş geldin Gökdeniz. Hani bana Edoskaya. O kendine yiyor ya. Sataşma bana bak. Annem kızıyor. Cici çocuk ol. Ben mi? Ben yaramaz çocuğum. Benim kara yok yani. Yumurtalı şekeri güzel çırpıp çırp ki kabarsın. Bak oradan taktikler geliyor. İyi yayınlar. Kastronot hoş geldin. Dinleyeceğim de yazamayacağım. Ha, yazamayacağım. Yanına koyacağım, bizi dinleyeceğim. Ay ne güzel, radyo gibiyiz desene. Yeni bahar falan mı var yoksa sadece onlar mı? Yeni bahar koyacak mısın? Yeni bahar yok. Yeni bahar yok. Üçü var. Ne vardı? Tuz vardı, karabiber vardı, kekik vardı. Kekik. Karabiber var mıydı? Karabiber de var. O zaman 5 tane oluyor galiba. İsterseniz okuyabilirim. Biraz sonra okurum. Fırına koyayım. Bakayım, sarımsağı da unutmadık. Sarımsağı da koyduk. Kekik, pul biber, tereyağı. Önceden çalışıyoruz. 45-50 dakika pişecek arkadaşlar. Evet Öncücüğüm, bunu bir zahmet fırına koyuyoruz. Biraz daha tereyağı koyayım mı? Annem de çok sever. Tereyağı valla bolca koy. Selam Rezli, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Yeni gelenler merhaba. Nasıl gidiyor hayat? Ay. Öncünün ne kadar yorgun olduğunu görüyorsunuz değil mi? Evet, boş dursana zahmet. Şimdi çorbanın tadına bakayım, durum nedir? Onu daha koy. Kaynayacak, kaynamadı ki. Evet, kaynamamış. Daha şişmemiş zaten. Evet. Şimdi o öyle. Şimdi tatlıya geçiyorum. Hatay'ın özel Portekiz tatlısı. Hatay'ın Portekiz tatlısı. Bak Hatay'da semt var. Portekizler gelmiş oraya. Vakti zamanda Hatay'da yaşamışlar. Gökdeniz feda olsun. Bizde de tabak var mı? Bak 500 yıl sonra buradan ikramlar olacakmış. Öyle dediler. Evet. Ben çünkü keşke olsa ikram etsem dedim. Nar ekşisi yok. Yok. Neyin nar ekşisi? Yok. Nar ekşisi yok içine. Yani tarifte yok. Evet. Tarifte olmadığı için koymuyorum. Şimdi tatlıya geçiyorum. Şimdi tatlıyı... Annem tatlıya geçiyor, ben telefona geçiyorum. Tatlı ona ait. Ben çorbayı arada bir karıştıracağım, biraz o dinlensin ki yani çok fazla şey değil çünkü yapışmayacak, bir şey olmayacak. Biraz şey olsun, pirinç kaynasın. Kaynadığı zaman geleceğim. Oradan kalkıp buraya geleceğim, merak etmeyin. Rice Beach, merhaba, hoş geldin. Şimdi ben anneme ders vereceğim. Şunları açacak, yuvarlak hale delecek, deldiği yuvarlakları o artan kısımlarını şey hale getirecek, elinde şekil verecek, etrafını örecek. Şimdi bardakla onları kesecek arkadaşlar. Tatlı en sevdiğim. Fatma çok, niye herkes tatlıyı çok seviyor? Biz de küraltı az da yiyemiyoruz ha. Hatay'ın Portekiz köyünden de. Evet evet, köyümüz aynen. Lensi hoş geldin, merhaba canım. Kaç tane yapacağız? 5 mi 6 mı? Evet, kafama göre takılıyorum. Kaç tane? 3 var. 3 var, 6 tane var. Evet. Vay. Vay be. Bunları buradan alıyorsun, gördün mü? Gördüm. Ben basayım mı onları? Bunu ben yapayım mı? Niye? Güç gerek diyor ya, sen yorulma. Ben güçsüz bir kadın mı ya? Hayır canım, onu demek istemiyorum arkadaşlar. Niye kadınlar böyle her şeyi tersten algılıyor? Allah Allah. Al. Ben yaptım işte. Yaptım. Onu yaptım, bir şey demedik canım. Arkadaşlar tarih yazıyor. Portekiz'in tatlısı. Cinsiyetçi boşluk. Bence milföy. Milföy hamuru. Doğru. Onlar milföy mü? Kesinlikle milföy bunlar. Heh. Nedir diye sordular. Hatay'ın tatlısı. Yanınıza geliyorum göstermek için. Ama beceremezsem de beceremem. Ne olacak değil mi? Tabii. Kendimi nasıl kandırıyorum? Ne işim var benim hiç bilmediğim tatlıya gitmişim de Portekiz'in tatlısı, Hatay'ın tatlısı diye bakmışım ben. Anne abla terlik almaya gitti, güdümlü boşluğa atacak. Hayır. Çorbaya bir bak istersen. Dur, kaynamadı Gökdeniz. Yok, kaynamadı. Harikasın canım oğlum benim. Canım iş bölümü. Ben bunları deliyorum. Kurban olsun annen sana. Ben bunları delerim, sen bir şey yaparsın. Gökdeniz de çok becerikli. Ve yaşı da genç onun. Allah'ım yarabbim. Kıyamaz ki bu ne var? Neye kıyamaz? Sana kıyamaz. Kıyamam çocuğuma. Kıyamam. Ömrümü ona adamışım. Nasıl kıyacağım? Oğlumdan başka kimseyi tanımam. Evet. Hatay'ın tatlısına gel. Ama ne ama? Yani köyü bu. Çok ünlü meşhur köyü Hatay'da. Yani ya Hataylılar bile bilmez bunu. Yani neresi olduğunu ben size söyleyeyim. Dur bakayım nasıl yaptığını. Ha. Kusur bulmaya geldi, bulamadı. Dur daha yerleştirmedin ki, yerleştireceğiz. Yerleştireceğiz senin gelince. Şuraya bir tane koyayım mı? Koy tabii ki. Tamam. Ay vallahi becerdim. Allah canım atlasın, becerdim. Bakayım nasıl yaptın? Ha ki bunu bir dakika. Şimdi yanına da yanına. Yumurta sarısı, beyazı. Pardon, beyazını koyacaksın. Hayır, sarısı. Beyazı. İçerisinde şey yaparken yumurta sayısını koyacaktım. Beyazını koyacaksın. Tamam bir dakika. Bak. Bak bakayım. İçine yumurta sarısı. Yumurta üstüne yumurta sürüyorsun. Sarısı beyazı yok. Anne yanlış. Anne dur. Ay peki sen... beyaz yapayım. Sen öyle diyorsan dur. Öyle yapayım. Bir saniye bir dakika. Git internete bak o zaman. Dur. Şimdi önemli bu husus arkadaşlar. Şimdi içerisine komple şeyini koyacağız. Dur bir saniye. Evet, çanak haline 655 çanak yapıyorum. Doğrudur benim dediğim gibi Yiğitciğim. Ali Veli Veli Ali yapıyorlar yemeklerini. Bu sıra çok izlediğim için yani bir şey koyuyorlar, değiştiriyorlar. Birisi 2 damla sirke koyuyor, şeyin adını değiştiriyor. Yok öyle bir dünya. İşte biz de değişik yaptık diye yapıyoruz. Ya bak. Tamam, tamam aşkım haklısın. Gel bir tane. Yumurta beyazını içerisine süreceksin. Tamam canım Osman. O şunu temizlemen gerekiyor. Hayır, hayır. Hemen bir kapı alıyorum bir tane. Tamam canım benim. Hemen buna koyuyorum yumurta sarısını da. Şuraya koyuyorum. Hemen 2 dakikada. Ay fırçayı temizlemen gerekiyor dedim. Hayır canım önemli değil. Tamam hamurların çukur çikolata kalıplarına koyup çanak haline getirmek gerekmiyor mu? Yok. Yok. Düz. Böyle. Buraya var. Sen bilmezsin, Hataylı değilsin be. Portekizli değilsin ki sen. Nereden bileceksin? Sen Hatay'ı Portekiz'ine gitmemişsin kardeşim. Ay hiç güleceğim yoktu. Allah! bir oluyor ki çorba da kaynayamadı gitti. Orta ateşte mi o? Peki. Çok güzel kokuyor. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Tamam o kalsın ya. Şey küçük ateşte ya, küçük ocakta. Tamam acelemiz yok nasıl olsa. Acelemiz yok. Saat kaç oldu? 8. Saat 8 zaten. Oho daha 9'a çeyrek geçeye kadar olabilir. Şimdi. Belki Portekiz'den Hatay'a göçtü. Değil mi? Yani cidden önce abi alan yaşadı. Adam sabahtan beri iş yapıyor. Gıkını çıkartmadı. Ne demek? Niye? Sakindir, sakindir. Hiç sesini çıkartmaz. Hiç. Çok sabırlıdır. Bana sabrediyor ya. Şükürler olsun. Sana niye ki? Huysuz bir kadın mısın? Hayırdır yani? Anlaşmak mı çok zor? Allah Allah. Anneme laf söyleyenin ağzını yırtalım. Merhaba Egemen'cim, hoş geldin. Nasılsın Egemen? Çok komik bir şey söyleyeceğim. Bunun altına yanmaz tava koyacağız. Yanmaz koyacağız. Tava koymayacağız. Evet. Hemen getiriyorsun. Hemen getiriyorsun. Ne işin var senin Portekiz'in tatlısında Yaylur? Çene çalmaktan unutuyorum. Sırf çene işliyor zaten. Evet. Extreme selamlar. Hoş geldin. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Yeni geldiniz galiba. Akşam sokağa çıkma yasağı mı var şimdi? Saat 9'da mı başlıyor? Ay. Bir sürü çamaşır çıkartıyorum kendime. Ben bunu yayın olmadan yapsam var ya. Poğaçamı ne güzel yapmışım. Şimdi o alt zemine yumurta beyazını tamam, seriyorsun. Tamam, tamam bir tane. Videoyu da gösterebilirim. Tamam. Sen görsel olarak çalışıyorsun. Yok ben görselliği severim ben. O video şurada olacak ki ben ona bakarak çalışayım. Laptopumuz yok kusura bakma. Neyse olur Allah büyüktür. Sağlığımız iyi. İnşallah ileride hem laptop hem tablet. Ondan sonra bir de televizyon falan. Televizyonumuz var canım Allah'a şükür olsun da. Yok canım mutfakta. Ya aliyetten. Mutfakta bir de televizyon. Yağlı kağıt yanmıyor değil mi? Yok yanmaz Gökdeniz. Yanmaz. Kesinlikle yanmaz. Hiç merak etme Gökdeniz. Gökdeniz hayır yanmaz. Hayır Gökdeniz yanmaz. Rum Render. Merhaba hoş geldiniz. Bakın bu Portekiz'in Hatay'a özel. Portekiz Hatay. Kesinlikle size söyleyeyim. Yanlı kağıt. Ha yanlı değil. Bugün dahi 207 oldu maşallah. O ne demek? 207 yemek yapmışız bugüne kadar. Şey mi diyor, bade mi diyor? Tabii, bade söyleyecek. Kim söyleyecek? Ey bade, ey! Yemek yedin bade sen? Aç karnına değil, o yüzden biraz geç kaldın. Onun annesi çok becerikli bence badenin. Bade de becerikli bir kız. Bence bade kendi yemeğini yapsın yani. Annesi niye yoruyor ki? Allah Allah, sen niye beni yoruyorsun? Araba yapıyorsun, bak sabahtan beri çalışıyorum işte, oturdum şimdi sen. Cidden mi? Evet, evet cidden mi? Bunları da ben... Şöyle yapayım. Cumartesini atlattık. Çarşamba ne yemek yapacağız? Of yoruldum artık. Portekiz Hatay. Zaten yok. Yani yemek... çok beğendim. Bir arkadaş tatlı irmik helvasını portakallı yapmış ya. Süperdi. Onu yapacağız çarşamba. Evet. Tatlımız... Çarşamba yine tatlımız var. Mesela badenin de şeyi var. Onu biz evde... Brokoli. Biz onu yayın dışında yaptık. Yine yayında da yaparız bade. Aynen. Tantuni yaptık. Egemen cezalısın. Cezalısın Egemen. YouTube'a gidiyorsun, video izliyorsun Egemen'ciğim. YouTube'a gidiyorsun, hemen videoyu izliyorsun Egemen. Onlar da 17-18 gibi yemek işi bitiyormuş. Egemen yakaladık seni Egemen'ciğim. Egemen canım. Ya 5-6 gibi yemek yedim. Ben gece acıkırım. Sen zaten yiyorsun. Yine gelmeden önce yemek yedim. Başlamadan önce. Şimdi acıktım. Bir de ama şey var mesela, çok yoruldum yemek yemiyorum. Yani çok yorulunca yemek yemiyorum. Daha sonra yiyorum. Doğru düzgün bir kahvaltı etmedi yani. Ya hamur yedi mi? Pişi 2 tane. Nasıl hamur yedim 2 tane? Diyorsun. Abla ben girmiyorum, biliyorum yayının olduğunu. Yayının nasıl? Ense mi? Ne oldu Yiğit Dağ? Hayırdır? Hı? İyi akşamlar, afiyet olsun şimdi. Ay çok teşekkür ederiz Kayalar. Sen de hoş geldin. Aynen dünkü yayında alttan yiyordum. Ya yemedim bile ya, ben yemiyorum ya. Yememiş, pizza yaptım getirdim, 1 saat uğraştım. Ayıp oluyormuş izleyicilere dedim. Bir daha yemek ayıp ya, zaten yiyemiyorum çünkü şapır şapır ASM yayını izliyorum. Millet o sesi mi yiyecek, anlamıyor insanlar. Annem anlamıyor özellikle. Tamam. Acıkıyor mu ama ben yazmam, saptan acıktım diye yazmayasın bundan sonra. Ama ya, acıkıyorum bir şey ama sen öyle bir şey ki bana bir şey getiriyorsun, 4 saat yiyeceğim bir yemek. 4 saat. Evet. Ben yavaş yiyorum. İyi akşamlar. Hüseyin'cim merhaba, hoş geldin. İbrahim'cim sağ olasın, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Var mı öncü? Benim sesim gür. Konuşma üslubum böyle. Değil mi öncü? Konuşma üslubum böyle. Kaç tane kaldı? 2 tane ise onu böl bence. Hayır oğlum, daha şey var. Bir sürü bunlar var. Merak etme, güzel oldu. Akşam 6'dan sonra yemem ben. Acıkırsam sabah kadar beklerim. Bade ne yapıyorsun? Bade mi diyor? Evet. İnce zaten bade. Ha, bilmiyorum. Ben vallahi yemeden duramam yani. Annem gece turşu yiyor ya. Ne diyorum bak, safra kesesem ameliyat olsun. Benim de tüfe ameliyatım var. Sen niye gecenin binler körü turşu yiyorsun? Canım çek. Anne bunu yiyemezsin. Anne bunu yiyemezsin. Sen yiyemezsin diyorsun, ben yiyorum ama. Olaya bak. İşte ben bir şey diyeceğim de herkesin içine söyleyemiyorum şu an. Anladım. Allah'ım yarabbim. Hoş geldiniz yeni gelenler. Merhaba canım. Ay becerdim ben bunu. Daha dur, daha fırına girecek. Şimdi yumurta beyazını koyuyorsun altına. Koyduk. Boşluk bey. Yumurta beyazını süreceksin oraya. Hallettik Boşluk bey. Hallettin mi? Hallettik. Kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. Çok harcama mı bak? Niye? Cimri. Çok harcama. Düzenli kullan. Kalın yapma. İnce yap. Gözünü seveyim. Ay, insanlar da ince yapmıştı. Kalın olmasın. Oğlum kalın bak, videosu da inceydi. Söylüyorum ben sana. Telif var. Evet telif var kesinlikle. Azizoviç. Merhaba, hoş geldin Azizoviç. Bak o Belen tatlısı değil o. Portekiz'in o. Ama Hatay'ım. Hadi bakayım buradan çöz. Bilmece. Hadi bak. Abi yemek yaparken arkada hafif hafif şarkı çalsa kötü olmaz mı? Kötü oldu Gökçen. Ben bunu YouTube'a atıyorum, telif yiyor. Telif hakkı var. Yoksa YouTube'da da Twitch'te de müzik çalamazsın. Yine telif var. Sen benim kanalımı kapatmak istiyorsun. Ne istiyorsun Gökçen? Ne istiyorsun? Seneyle kullanacak kalanları boşluk ondan söylüyor. Hayır buraya var, seneyle kullanma değil. Ya bol kepçe aza kanaat yetmiyor, çoğu bulamaz. Çok tatlısın oğlum. Hiç benim oğlum değilsin sen ha. Anasının eli çok açıktır çünkü. Hayır canım ben bak iktisat okudum, ben işletme okudum, iktisat dersi aldım, 2 tane dersim var, 1 ve 2. Tamam mı? Neydi o? İktisata ilk girerken az kaynaklarla, sınırlı kaynaklarla neydi? Sınırlı kaynaklarla, dur bakayım, bunu bulmam lazım. YouTube'da olsa gene de iyi yani. Twitch'te de sorun var. Gelemedi mi Salih daha? Gelemedi. Salih şu an bilgisayara vuruyor. Allah kahretsin, izlemiyorum yayını. Bilgisayara bir vurdu Salih. Sakın öyle bir şey atlarsın. Strese gerek yok. Canlar hazır. Yumurta sarısını koy, beyazını koydun mu? Herhalde önce. Hadi. Şimdi muhallebisini yapıyorum. Evet, çorbamız kaynadı. Kaynıyor. Şimdi 2 bardak süt canlar. Evet, peki hoşuma gitti. Başarmak çok güzel bir şey. Of. Bir de fırına yakmayalım oğluşum. Vallahi üzerine duruyor. Heh. Of, çok güzel kokuyor yalnız. Evet. Neydi? Az kaynaklarda, kısıtlı kaynaklarda bir şey üretme iktisatın sözüydü. Unuttum bak şimdi. Aa. Nasıl? Göremiyorum bir saniye. Hayır yani. Oo, bu piş. Bunun altını kısayım ben biraz. Kıs. Öyle değil. Böyle kısacağım. Evet. Ha, ha. 1 tatlı kaşığı nişasta arkadaşlar. Hah. İyi, bu kaynamaya başlamış. Şimdi bunu karıştırmaya geldim ben. Annesinin kuzusu. Kuzu. İş bitti, önce piyasaya çıktı arkadaşlar. Nasıl bitti ya? Annem kalın kalın yapmış bunları yine. Kalın kalın değil. Aa! 2 çorba kaşığı da un. Merhaba yeni gelenler, hoş geldiniz. Evet. Ve tuz. Ne tuzu? Şeker. Şeker anne, tuzu. Ay. Ne kadar şeker bir bakayım. Güle güle Gökdeniz. Bir çay bardağı şeker. Niye gidiyorsun Gökdeniz bakayım? Ya yemiştik tatlının bir bakalım tadı nedir ne değildir. Dur, ben not vereceğim Gökdeniz. Ben böyle memnuniyetsiz bir tarzda olacağım için hiçbir şey beğenmem. Bana mı şey veriyorsun? Yok canım, sana bir şey demiyorum canım. Hani buradaki doğrucu başı memnuniyetsiz insan tipi benim ya, o bakımdan. Ooo, ekmeksiz ya abone olmuş. 41 aydır. 41 kere maşallah. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Kesenize bereket. Nerelerdesiniz? Ne yapıyorsun? Sağlığı sıhhati nasıl kız? Kız ekmeksiz ya. Yani. Ekmeksiz ya. Yani. Sana bakmıyorum. Merak etme. Yumurta, vanilya ya da milföy yumuru. Yumurta üstüne nişasta, vanilya, süt, 1 çay bardağı şeker. Doğru. Şey diyorlar, Yiğit diyor ki nişasta buğday nişastası mı yoksa pirinç mi ya da mısır mı? Buğday. Bir de yumurtanın sarısı. Bir tek vanilyamız kaldı arkadaşlar. Daha ocağın altını yakmadım. Şimdi yakacağım. Gökdeniz diyor ki YouTube'dan izlerim geri kanalına, birkaç konu var, çalışmam gerekiyor. Hadi git çalış canım benim. Başarılar. Seni başka chatlerde görmeyeyim Gökçen'cim. Biz de çocukların her şeyle karıştırıyoruz. Evet. Hevesinizi kırmayayım ama bence fırına girince o tatlı şekilsiz olacak. Milföy hamuru için ufak kek kalıbı olsaydı. Tarif böyle ama ya. Kolayca yaparız. Buraya bak. Çok biliyorsun, gel yemek yap. Çok biliyorsun. Biz araştırdık, okuduk. Öğrendik. Ben tam Portekiz'e gittim bunun için. Hem Hatay'a gittim, sonra Portekiz'e gittim. Dedim yanlış adres. Selamlar Kral 0405, hoş geldin. Sena, sen zaten burada değil miydin? Sena Nur Kurugül. Yakup Bey, sen burada değil miydin ya? Abi ne yapıyor? İyidir Enver Paşa, sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Arkadaşlar Prime 8 TL biliyor musunuz? Hem filmi izliyoruz, hem oyunu alıyoruz. Mesela Battlefield 3 bedava, gidip alabilirsiniz yani. Orijine ekleyeceksiniz oyunu. Alabilirsiniz yani. Twitch Prime 8 lira. Bir tane kola alıyorsunuz. Ben baktım 9 lira ya. 2,5 lira kola. Çok uygun fiyata abonesiniz. Tanıdığa kullanım abone. Ayda. Biz tanıdık değiliz o zaman. O, bu cümleden bunu anladık. Evlat Paşa çok teşekkür ederim. Bila merhaba, hoş geldin Bilacığım. Nasılsın? Annem kendi çalışıyor şu an arkadaşlar. Ben de çıt yapıyorum. Yavaş yavaş öyle yavaş yavaş. Ben temizledim burası. Sen temizledin, bekle. Şu kek pişsin, rahatlayayım ya. Nasıl pişiyor? Ya fırına koyuyorsun pişiyor. Biz burada tencere karıştırıyoruz Elif. Üç hak. Sen de tanıtırsın da o daha da tanıt. Canım benim. Özgür Sönkümen'i istiyorsan Enver'cığım. Özgürsünüz ama firma olmak isteyenler mutlu oluruz. İlk ay bedavaymış. Ben de öğreniyorum. Ondan sonra filmler seyrediyor musunuz? Hiç ben seyretmedim daha. Eski film, eski film. Ya ama seversin. Seversin o filmleri. Tabii bizler de var. Niye benim yanına almıyorsun? Anne kulaklık olduğu için yanına alamıyorum. Kulaklığım var. Yani daha sonra sponsor bulursam hapora alır, bankır bankır deneriz abi, komşu falan, komşu için mumlu olmadan gecenin dördünde. Tencere keki bu, tencere. Ha, tencere kek yapıyorsun. Vay Elifciğim, bize bunu söylüyorsun ama hiçbir kek yaptım getirdim demiyorsun. Aynı temizliğim evde kek yaptım getirdim. 9 aydır korona var, nereye geliyor kızcağız? Hep kızını koydu zaten, hep. Tencere de pişiyor, başına yiyor, 10 dakikaya pişiyor işte ya. Tamam, 10 dakika işim var işte. Tamam, işine git bak sen. Ooo, Elifciğim, Elifciğim. Aynur ablam Hatay mutfağını özledim vallahi diyor. Ay sen, Sena Hataylı mısın? Biz ilk defa evde yapıyoruz. Benim Hataylı arkadaşım var, hiç Hataylı yemeği yapmadı bana. Kahve fincanında sütle yapmış. Badeyi okur musun? Badeyi lütfen okur musun? Tamam, sırayla okuyayım anne, sırayla. Önce Akide geldi bana ballandıra anlattı. Neyi? Kahve fincanında sütle yapmış. Kahve fincanı. Yani Elif kahve fincanı sütle yapıyor, sana anlatıyor ve getirmiyor bunu tat diye. Ya senin gibi insanın midesine düşkün bir insan Ahmet. Ahmet'te de uğraşıyor. Evet, en son çorbamıza nanemizi koyuyoruz. Ama nane bir çorba kaşığı kadar, az değil. Çorba kaşığı. Evet. Ve karıştırıyoruz. Hataylı değilim, Hatay'a gezmeye gittim. Ben de gittik Hatay'a gezmeye. Çok güzel yemekleri vardı. Orada kızımızın yazısını okuyacaktım. Hangi kızımızın da o? Badenin. Tek giriş, çift kulaklık çıkışı olan aparatlar var. Alsana boşluk. Benim USB öyle yok bende. Yani. Benimki USB çünkü Bluetooth. Benimkisi USB. Yani 2 tane USB olması gerekiyor. Farklı olması bilmiyorum. Selamlar, iyi yayınlar. Aynur teyzem nasılsın? Polatcığım hoş geldin. Eyvallah Polatcığım. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Ahmet'e gönderim atar Discord'a. Tamam Ahmet, göndersen. Geçen sefer de Discord'a bir şey atacaktı Ahmet. Yayın bitiyor, kapatıyorsun. Unutuyor ne atacaksın diye. Ben bunların hepsini hatırlıyorum Ahmet. Her şeyi hatırlıyorum ben. Her şeyi biliyorum. Herkesi biliyorum. Sırtla götürülmez ki, çıkarmaz, yutmak lazım. Attım tamam. Onu da çözümü var ama bir saniye gitti. İşi bilmeyen var, buraya var, anlamıyorlar sürtleden. Ay yazık, Salih gelemedi. Maalesef. Onu da çözümü, sen çözümsüzlük istiyorsun galiba. Evet. Ben Ahmet tarifi yolladım, videoyu falan. Ahmet bir şey yollamadı vallahi, ben bakıyorum. En son bade yönlerdi. Bir tane de deftecik mi? Öyle bir hanımefendi galiba. Deftecik yollamış. Portakallı neydi o tatlının ismi? İrmik. Portakallı irmik tatlısı o. Çok değişik ya. Olayı var. Hatta sürpresi yaparsın. Yalanlar diz boyu. En son onlar ben gördüm. DM'den mi attın Ahmet? Vallahi bana mı attın yoksa Ahmet? Sana atamaz. Nereden atacak? Oo. Ahmet yollamıştır ya. Hatta dürüm döver et döneri. Enver Paşa. Biz o kadar çok bilmiyoruz. Bilmiyoruz değil, öğreniriz. Hiç sorun değil. Biz evde yapacağımız... Biz Portekiz deyip Hatay'ın tatlısı, Hatay'ın tatlısı deyip Portekiz'in tatlısını yapıyoruz. Aynen. Şimdi biraz karıştırayım şunu. Niye karıştırıyorsun? O pişti ve kapadım. Pişti, kapadın mı? Tabii. O zaman arkaya koyayım. Tabii, şuraya ama. Çok değişik bir yoğurt çorbası oldu. Çorba nasıl? Beğendin mi? Ben beğendim de sen beğenir misin bilmem. Bunu kapattım. Yapıldı, sen cezalısın Yiğit. Ne dedi? Yiğit ne dedi? Ama ben yeni katılıyorum. Yiğit, git sütle helvası yaptınız mı? Süt helvası. Yaptık. Yaptık. Bursa'nın. Yaptık. Cezalısın. Şu an cezalısın. Katılıyorum diyor çocuğum ya. Bana da kardeşim. Sen YouTube'da bizi izlememişsin. Aa, kıyamam. Yeni katılıyor. İzleyecek abisi. 250 tane video yaptık. Pardon, yemek yaptık. 207 videomuz var. Kıyamam çocuğuma ya. Menü. Zareki dayının wikidir. Merhaba, hoş geldin. Ben seni hatırlıyorum galiba. Zarek. Ben hatırlamıyorum. Evet, şey alıyorum şimdi. Ne alıyorum? Ben karıştırayım mı? Diğer karıştır. Ha, sen yorum, otur. Çet şey al. Yok, hayır, gerek yok. Fırını çıkartacağım. Ben masayı bir daha yapayım. Sen onu karıştır. O zaten 10 dakikada pişiyor olur. Tamam. İzlerim, sorun değil ya. Tamam Yiğido. Eyvallah canım kardeşim. Bak böyle onun gözümü yiyeyim ya. Böyle inseydi. Oradan girip ters ters konuşanlar oluyor. Bak ne güzel, olumlu, pozitif bir insan Yiğido. Aptal. Süre. Ha. 73 videoda bu atılınca 74'e 207 yemek. Oo. Maşallah Bade. Maşallah. 1 saat 29 dakikadır yayındaymışız. Kaç? 1 saat 29 dakika. Tamam. Zaten bir 10 dakika kaldı. 10 dakikamız kaldı. Sonra biz hepimiz yatacağız. Pardon. Anne film izlemek istiyormuş. Çok üzüldü. Ay, bugün yemeğimiz çok kolaydı. Sadece çok karıştırma var ya. Şey, fırındakini alacak mıyız? O yanmasın. Evet. Anlatın bakayım, siz ne yapıyorsunuz bu saatte? Ben gece yayın yapsam yemek yayını izler misiniz? Kaçta? 12'de. Canım beni. Ben yokum. 12'de yemek yayını. Tamam o zaman. Bak. YouTube'a şey koyacağız arkadaşlar. Şey, pardon, Instagram'a hikaye açacağım. Video atacağım. İzmir'in şeyi var. Kumlusunu yapacağız. Onu yapacağız. Haberiniz olsun. Instagram'dan takip edin. İmran Sosyal yazın. İzledim, eğlenceli olur. Ay, annemi selam söyledi. Aynur teyzeyi görünce hoşuna gitti. Kim? Aa! Eda, şey pardon. Senin yüzünden Elif'ciğim. Kusura bakma Elif. Elif, annene sevgilerimi söyle canım benim. Çok selamlar annenize. Instagram'da en son attım. Resim nasıl? İki tane şey, üzülme. Belen tatlısı nedir? Bu Portekiz'in. Ama Hatay ay. Hatay. Çok güzel yaptım. 12'de ben yapacağım yemek yayını. Cansız mı? O ne demek Elif'ciğim? Sen... Elif'ciğim, sen yapıyorsan gelir izlerim sana bir tane. Kaçırmam seni. Cansız. Bilmiyorum. Hatay'ın neresindensiniz? Biz hiçbir şeyindeyiz. Portekiz köyü var. Çok yakın. Ben dünyalıyım. Dünyalıymış. Bu da komik oldu. Niye? Siz dünya insanıyım ben. Siz nerelisiniz? Siz de dünyalı mısınız? Şimdi ben anlamadım. Babamla ben kardeşi... Streni anlamadım. Uyuyacağı için uykusunda yayın yapacak yani. Ha! 12'de yatıyor tabii, işe çıkıyor. Yok yok, ben neyime yayın yaptım ben. Estağfurullah. Nasıl, bak beni tanıyanlar, beni izleyenler, teşekkür ediyorum. Ekmeksiz dedi ki Aynur teyzem dünya vatandaşı dedi. Çünkü beni izliyor, beni tanıyor, beni biliyor. Düşünce boş yayınlar. Önce bir Tuna'ya yemek yapmayı düşünüyor musunuz? Yaptık. Yaptık. YouTube'da. Yaptık. 1,5 yaptık. 1,5 yapmışız. Naneli diyor ki yan profil sanarsın. Ha, telefon var ya, yan profil. Buraya bakıyoruz. İki telefondan yayın yapıyorum. Ben cep telefonundan yayın yapıyorum arkadaşlar. Bu cep telefonundan yayın yapıyorum. Bu cep telefonundan chat'i okuyorum. Bizde laptop yok. Var da çok eski. Benim 10 yıldan fazla. Ama sen kendi kanalına geçsen Önce abi izlenmez. Ha ha ha. Kim diyor onu? Çok komiksin. Bunu kapatayım mı artık? Püf oldu şimdi. Ha tamam, kapat. Ay sıram diyor. Ha. Ya yapım meselesi, yapamam ben öyle mutfakta, kimseyi istemiyorum bile. Değil mi? İstemiyor musun? Şimdi benim elimde deliller var. Elif'ciğim. Elif'ciğim. Yalnız chat okuduğu telefon Aynur ablanın, bunu tarihe not düşelim. Evet, annemin telefonuna bakıyorum. Kendi telefonundan yayın yapıyor. Anne menemen tarifi verir misin bir ara? Yaptık. Ben yaptım, sabah kahvaltısı annemi hazırladım. Ben yaptım. Veririm tabii canım, sen yeter ki iste. Yaptık. YouTube'da da var, sabah kahvaltısı yaptı önce, ama ben her zaman istediğim zaman destek olurum. Benim için paylaşmak güzeldir. Ya bırak, yemek yaparken damladığınız hepiniz yalan. Ha yalan. Biz yaptık o yemeği. Sen de orada iş yapıyormuş gibi yaptın. Kim? Elifçik. Elifçik. Niye sen Elif'le uğraşıyorsun oğlum? Sevdiğimden dolayı. Öyle mi? Bunu nereden aldın ya? İşte bunu ekmeğin içine, etin içine koyup yiyecek misin? Onun için aldım sana sürpriz. Pidede yersen vallahi ne diyor? Katık derler buna, biliyor musunuz arkadaşlar? Katık. Oradan ne düşüyordu? Evet. Gitti! Gitti! Eurolar gitti. Kırılmadı ki. Eurolar gitti. Düşkana gitti. Eurolar gitti. Ah canım benim, çok da tatlıdır. Neyse, yapıştırırım ben onu. Kesin. Abisi. Kesin. Kim nasıl yemek yemek istiyorsa yesin kardeşim. Soğanlı soğansız. Kime neye? Aa dur anne, ben alayım. İçim gel canım. Ha bunu işten karışma. Çok güzel koktu. Onu al, tatlımızı koyacağım. Şimdi neye koyacağım? Oraya. Yani o zaman bunu açayım, şöyle ortaya koyayım. Şöyle. Peki canım, nasıl arzu edersen. Biraz şunu alayım. Bir göster ekranı istersen. Elim yanacak. Ekranı gösteremem şu an canım. Tamam canım. Sıcak bir şeyle uğraşıyorum. Bir ekrana yapamam. Bu inşallah biter. Ne biter? Ver tarifi önce. Tarif veremem şu an. Şu an ben ta bak Portekiz'e gittim. Oradan Hatay'a gittim. Şu an onun tatlısını yapıyoruz. Vereceğim şimdi. Oturayım. Dur. Tatlıyı beklerken hepsinin tarifini vereceğim, yazın. Tamam, ben tutayım onu. Niye oğlum, ne sen de sanki beceriksiz bir kadın gibi. Ya yorulmasın. Elin yorulmasın. Yok ben yorulmam. Buna ne? Bugün bütün gün mutfaktaydın. Neredeydin sen o zaman? Uyuyordum. Uyuyordun işte. Yardım ediyor şurada. Niye bağırıyor ki? Vanilya ekledik değil mi? Yes. Yes. Aynen. Sen biliyor bu işi ha. Tatlı olunca hemen aklına vanilya gidiyor değil mi? Yiğido. Tekrar yazmanın istemiyorum. Herkese özgür iradesi. Ne yediğini bile hatırlamıyorsun o gün önce. Şimdi geçmişte kaldı. Elifçim. Ay. Evet Öncücüğüm. Sana zahmet olmazsa fırına. Daha koyabiliyorsan koy istersen. Koyarım da sen her şeyi maydanoz olduğun için karışmadım. Yani bastır üzerinden de. Çünkü atılmasın. Atılmaz onu. Ben bunun üstüne biraz daha süt katarım. Hı. Çikolata katarım. Oldu bir tatlı daha. Ha, daha yumurta sarısı koyacağım buna. Koydum ya oğlum. Ha, içine koydum. İçine koy. Yok artık. Yok, içine değil. Buyur fırına. Tabii. Ne demek? Ha, yerleştiriyoruz arkadaşlar. 15 dakika. Bakın. Bakın. Başardım gençler. Dur bakayım. Yakın gözlüğüm nerede benim? Koyduğun yerde evladım. Annem nereye koyduğun yerde güzel oğlum. Koyduğun yerde evladım. Bıraktığın yerdedir. Evet, chat benim. Chat onun. Chat onun arkadaşlar. Şimdi 5 dakika annemle sohbet edin, ben geliyorum 5 dakika. Nereye gidiyorsun? Kesin sigara içmeye gidiyor. Tuvalete gidemem mi? İşeyemez miyim ya? Aa, yani ne meraklı. Allah Allah. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, tatlıyı şimdi anlatacağım. Cidden görüntü olarak güzel oldu. Bilmiyorum, yapmak isteyen olursa biraz tatlıyı bekleyeceğiz. Onun için zamanımız var. Evet, tatlı dediğim gibi Portekiz'in tatlısıymış. Ben Belen tatlısı diye sandım, Hatay'ın tatlısı. Ondan sonra malzemelerini söylüyorum size. Vanilya, yumurta sarısı, süt, şeker, un, milföy hamuru, 2 su bardağı şeker koyuyoruz. Canlar, İstrem, canlar, hoş geldin Uğur. Başladım anlatmaya. Belen mi tatlısı, Portekiz'in tatlısıymış, tekrar söylüyorum. Çok değişik, hafif bir tatlı. Yemekten sonra güzel gideceğini düşünüyorum. 2 su bardağı süt, 1 çay kaşığı, 1 çay bardağı şeker, 1 tatlı kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı un, 1 yumurta sarısı. Evet Mustafa, Belen turtası diye de geçiyor, tatlısı diye de geçiyor. Doğru söylüyorsun Mustafa'cığım. Yazacağım, yayın bitince telefon açacağım zaten. 655. Yayın bitince telefon açacağım. Bunların hepsini koyuyorsunuz. En son vanilyayı koyuyorsunuz tabi. Karıştırıyorsunuz, muhallebi gibi oluyor. Hazır milföy hamurunu yuvarlak. Ben şu gördüğünüz kase kuplu bardakta önce onu 2 böldük, çıkarttık. Sonra artanını böyle şerit şeklinde yaptık. Yanlarına pişirdiğimiz muhallebi de koyduk. Ona göre pişmeye geçti. Bakalım nasıl. Kebap çok güzel olmuş. Cidden kebabın tarifinde bir şey yok. Onu anlatabilirim. Fırın sütlaç gibi duruyor. Bakalım bizde ne duracak? Yumurta koyduk herhalde, ondan fırın sütlaç gibi Mustafa. Merak ediyorum. Ben de ilk kez yiyorum ama beğeneceğim. Çünkü hafif tatlıları çok severim. Beğeneceğimi düşünüyorum. Kebabı da çok beğeneceğini düşünüyorum. Çorbada benlik, mideme çok iyi gelecek bugünkü yemekler. Öyle düşünüyorum. Evet, Belen kebabı da cidden kuzu etiyle yapılıyor. 700 gram kuzu eti aldım. İşte şeye göre, aileniz fazlaysa tabii daha fazla 1-1,5'a da çıkabilirsiniz. Ölçüleri ona göre düzenleyebilirsiniz. Mesela tarifte 400 gram vermişti. 400 gram neye yetecek diye. Ben 750 gram kadar aldım. Vallahi kuzu kokmuyor ya da biz seviyoruz biliyorum ama kuzuyu severiz biz, yani kokmuyor, hayır kokmuyor. Arkadaşlar yeşil biber, küçük küçük soğan, bunların hepsini küçük küçük halka halka doğradık. Kapya, domates, yeşil biber, 400 sarımsak diyor ama ben 7-8 diş biliyorsunuz çok koyarım yemeklerimde. Tuzunu, kekiğini, pul biberini, hepsini karıştırdık. Karabiber de koyduk. Hepsini karıştırdık. En sonunda en üstte, şimdi yakına gelince etin kızardığını göreceksiniz. Etini de en üstte koyduk. Tereyağı erittik ve üstüne tereyağı koyduk. Hiç su koymadık. hiçbir şekilde. O çok güzel bir şekilde cidden kızardı. Keçi eti keçi kokar. Bu kuzu eti, keçi değil yani. Ondan sonra fırına koyduk 45-50 dakika, 60 dakikada, bana göre 60 dakikada pişti. Ve çok güzel. Bu akşam benim yaptığım şey, bakalım önce tabii bir tatlısı, ne diyecek bilmiyorum. Çorba çok çok kolay ama çorbanın özelliği, o cidden Hatay'ın, Portekiz'in değil, Hatay'ın tuzlu yoğurdu. Onu Hatay hanımlar evde yapıyor. Ben de pazardan aldım. Yapıyormuş daha doğrusu. Dolu dolu 5 kaşık, çorba kaşığı tuzlu yoğurt koydum. 5 tane pirinç, 5 çorba kaşığı pirinç koydum. Ondan sonra da 1,5 bardak, 1,5 litre su koydum. Piştikten sonra içine çorba kaşığı nane koydum. Kuru nane, ve onu da karıştırdım, kapattım. Ama bizim yayınımız bitecek. İstirahat. Ondan sonra kaçma şimdi. Bırakıp gitme. Yarın bırakma. Ben burada yazılanları okuyorum. Yarın bırakmak yok. Bu dünyada kimse kimseye küsme gibi, tavır yapma gibi bir şey olmaması lazım. Hayatı paylaştık kimse. Bak korona var. Hepimiz ölüp gitmiyoruz ya şükür. Hatay'da ben yedim. Hatay'ın bir de oranın yöresel özellikleri var. Nedir dersen. Çok din var biliyorsunuz orada. O kadar güzel paylaşım yaşıyorlar ki. Hiç kimse, merhabalar mutlak monarşi. Benim Aynur. İsmim Aynur. Hoş geldin. Bundan sonra naneli Norata bekleriz. Evet, biz zahmet tatlımıza bakıyorsun öncücüm, rica ediyorum. 20 dakika, 38 geçe koyduk. Hatay'ın mutlaka gitmenizi, Hatay'ın çok isterim. Keremciğim öncü şu anda okuyamıyor, tatlıya bakıyor. O oyunları ben anlamadığım için bir şey diyemeyeceğim. Yemek tariflerini de verdik, YouTube'da da ondan sonra çıkacaktır. Çok mutlu oldum gelirsin. Perşembe günü de sohbet yayınları yapıyorum. Her şeyi konuşuyoruz. Badeciğim hemen olaya el koydu. Evet. Her anne gibi ben de isterim ama her şeyin kısmeti vardır. Allah sağlığımızı bozmasın. Her şeyin hayırlısı, her şeyin zamanı var. Ama oğlum orada kötü çıkıyor. Ben düzensiz sevmiyorum. Çok üzülürüm. Pardon, düzenini bozsun. Çok üzülürüm. Yani evet. Düzeninizi hemen toplayalım. Evet, mutlak menerji 45 yemekler için teşekkür ediyoruz. 45 bir tatlı. Ha, mutlak menerji çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Kesine çok teşekkürler. Bereket. Kesine bereket. Mutlak menerji bugün yemekler bana göre harika, yiyeceğim. Tatlı yakmayalım da. Yok yok anne daha dur. Yani daha beyaz üstü. Evet, eski Antakya'da çok güzel. Sena'ydı ismin değil mi canım? Evet, Sena. Antakya, Hatay açıkçası her yönüyle çok güzel. İnsanlar birbirine değer veriyorlar. Çok çok güzel. Yani saygılılar birbirlerine karşı. O benim çok hoşuma gitti. Neden saygılılar derseniz, ben Ramazan'da misafirlerimi götürdüm biliyorsunuz, anlatıyorum, organizasyon işi yapıyorum. Bir yanda din farklılığı olan insanlar. Onları konuşmayalım. Oğlum ne var onda? Ama sen kendi diyorsun burada din yok, ırk yok, şey ama yok. Şey olarak, kişilik yani olarak konuşmuyoruz. Hıdır Bey cenneti, Sena, bilmiyorum, onları çok güzel. İnsanları çok çok iyi. Bir daha gitmek isterim. 2 kere gittim. 3. 4. isterim cidden. Harika. Yemeklerimiz bitti. Evet ekmeksizciğim. Birçok kültür bir arada ve birbirlerine çok saygılılar. Önemli olan da o. Vallahi 20 dakika Mustafa durması lazım. Bence biraz sonra kalkacağım. Bakacağım. Çok az kaldı. Yemeklerimiz oldu. Çorbamızı önce şimdi... Isıtacağım ve sıcak içiliyor mu? Sıcaktır bence çorba. değişik bir yemek olduğunu düşünüyorum ama tabii bunun kararını öncü veriyor. Bana göre her şey güzeldir. Çünkü emek sarf ediyorsun. Ben öyle çok fazla kusur bulmam. Başkasının evinde de yediğim yemekte de kusur bulmam. Yerde de otur yerim. Masada da yerim. Fark etmez. Ortam neyse uyuyorum. Yapım odur benim. Ben yemeğin de güzel olduğunu düşünüyorum. Ama eksiklikleri olabilir tabii ki. Mesela tatlıda tedirgin oldum ama güzel oldu. Canım benim World Man 1. Sen de çok güzel yemekler yaparsın. Evet, her şeyin kötüsü olmaz. Ben çok mutfağa meraklı, mutfakta çok yemek yapan bir kadın değildim açıkçası. Yemek tabii güzel yaparım. Uğraşırım. Ama ben böyle sakin sakin yemek yapmayı çok severim. Canlı yayındaki saatte yemek yapmak beni biraz kasıyor. Eksik oldu mu, olmadı mı gibi kasmalarım oluyor. Ama şöyle söyleyeyim. Ondan sonra bana göre her şey güzel oluyor. Hepimiz her şeyi güzel yapmaya çalışıyoruz. Mutfağa çok meraklı kadın değilim. Ama öncünün sayesinde Mart'tan beri değişik yemekler yapıyorum. Güzel olduğunu düşünüyorum. Eksik yapıyor olabilirim. Ya da bilmiyorum. Yani güzel yapıyorum diye elim geçirmem. Bugünkü yemekte bir eksik bulursa öncü, yayından sonra onu geberteceğim. Var. O kesin. Anlatırım. Gösteririm. Öncü. Var. Kesin var arkadaşım. Kesin. Tatlıda mı var? Tatlıda var. Hiç de değil. Çok güzel oldu. Sen ekmeksiz ye. Keseceğim bunu. Ben keseceğim. Kesinlikle keseceğim. Nasıl kıyarım ya? Ben bunu doğurmak için 9 ay bekledim. 9 ay. Bir geldi 4 kilo bir adam. Yanaklar pembe, saçlar buraya kadar. Hii. Doğdu mu? Evet. Öyleydin. Hoş geldin Tuna Han Serdar. Merhaba Tuna'cığım. Yemekleri jürisine beğenirip puan kırmak için böyle derler. Ben keyfime bakıyorum. Hiçbir şeyi, sizlerle olmak, sizle sohbet etmek zaten benim hoşuma gidiyor ve çok netim. Ben sizle eksik olan bir şeyi de paylaşmam. Yanlış yaptığım bir şeyi de söylemem. Her şeyi açığımdır. Gayet güzel. Önce tatlıyı fırında olursun da. Bence de. Evet, şimdi önceye veriyorum ve ben fırına bakmaya geçiyorum. Buyur öncünün yerine geçelim. Aa, şey olmadı, beyaz üstü. Beyaz. Üstü beyaz da. Şey olmadı. Rahat. 20 dakika 38 geçe koyduk. Yani 40 de şuna. 10 dakika. Çorbayı çok. Kaynadı mı? Evet, olmuş. Ha, tamam şey. Sorun neyse. Değil, problem yok. Hoşçakal, bugün long talk vermişler Epic'te. Bedava mı? Aa, bakarım ona. Aa, dünkü oyunu almadım Mustafa. Bugünkü oyunu alayım. Unutmayız, merak etme, ben buradan tatlının üstüne bakıyorum zaten, hala beyaz üstü. Ben iyiyim Uğur ya, Allah'tan razı olsun. Allah razı olsun, beni soran var en azından. Dünkü oyun güzel değildi zaten de. Sevmedi mi beyefendi? Boşlukçum, sen oynamadığın It's Long Time oynadım. Hem de hikayesini oynadım, hikayeyi bitirdim ben. En üst tarafı koymayacağız. Yok. Döktürüyorsun mübarek. Yok yani. Aa, John Miller. Seni ilk defa görüyorum burada. Merhaba, hoş geldin John Miller. 16 Eylül'den beri takip ediyor musun? Yeni, evet. Yeni takipçi. Cildi, merhaba, hoş geldin. Cowboy. Selamlar efendim. Elimde cep telefonu, gördüğünüz gibi oradan okumaya çalışıyorum. Ben de yeniyim ama öyle mesaj atmam mı? Nasıl? Bakayım. Sen de yenisin galiba. Aa, sen 9 Ekim'den beri takip ediyormuşsun. Maşallah. Selamlar, maalesef bu akşam yayını izleyemedim. Şu an sorun çözüldü. Uzun telefon görüşmeye sığınca ama yayın kaçtı. Salih, hiç dert değil, kendini sıkma. Salih. Senin varlığın yeterli bize. Türk Telekom muydu? Türk Telekom mu Salih? Hafta sonu niye çok yoğun? Herkes kullanıyor sadece büyük olasılıkta ondan. Ben de zaten cep telefonundan yayın yapıyorum. Benim de internetim kötüydü. Salih, senin varlığın yeterli oğlum, sıkılma. Öncüyle didişmelerimizi kaçırdın ama Salih'ciğim. O, ben de Maraş'tayım. Hatay yemekte bir başka güzel oluyor. Evet, Hatay tatlısı esas Portekiz köyünden. Yani o tatlı bizim Portekiz köyü varmış orada Hatay'ın. Önce şaka yaptığımızı açıkladı, ne olduğunu algılasınlar yani. Ya şöyle, Belen'i anne Belen, M ile okumuş. Hatay'ın Belen diye şeyine baktım. Belen çok daha farklı bir tatlı ya da pasta tarifi bir şey. Bizim baktığımız daha önce Portekiz'in bir tatlısıymış. Onu annem niyeyse yanlış görmüş, algılamış. Aklına Hatay'da kalmış. Yani aklında kalan şey yanlış şey olmuş. Ama önemli değil. Ama yaptık. Zaten bunu da yaptık yani. Portekiz'in tatlısını yaptık. İlk defa, ben de ilk defa yaptım. Hatta ilk defa yiyeceğim. Şimdi tat olarak bir şey diyemeyeceğim. Nasıl bir tadı olacak? Maraş yan yanasını beklerim. Yan yanası kesinlikle tavsiye ederim. Neyi? Joe Miller. Maraş yan yanasını bir... Onu anlamadım. Joe Miller bir yemek mi? Anlayamadım. Uğur hoş buldum ya. Pardon, hatalı yazdım. Bir İtalyan tatlısını yapın. Bir günde panda cotta gibi bir şey. O çok yan yana. Yan yana diye tatlı varmış. Nerede o yan yana? Hatay mı? Hiç duymadım o. Hatay'da öyle bir tatlı var mı? Yan yana. Bir Maraş yan yanası. Maraş özel. Annem Kahramanmaraş'a gittim, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Gittim. Yok, Kahramanmaraş'a. Yok, gitmedik. Yemeği. Yok abi, neyi o zaman? Ay Cumhuriyeti, sen ama düzgün yazmıyorsun, yan yana yazıyorsun. Anlamıyorum. Abi hamur işlerinden nasılsa yapabiliyorsun. Hamur işlerini hiç anlamam. Naneli limonata. Limonata değil, pardon. Naneli limonata. Limonata. Seninki de neyle? Evet, onu yanlış okumayayım. Evet, ekmek istemiyorsun. Boşu sen sarma sardın mı? Lahana sarması sardım ekmeksiz ye. La lütfen bak, sen videoyu izlememişsin. Lahana sarması yaptım ben. Lahana. Zeytinyağlı yapmadım ama lahana yaptım. Gerçekten ben sardım. Lütfen teessüf ederim. Bir tane ya da iki tane. Ama sardım sonuç olarak. Boşu gel Muğla'ya da tarhana yedim. Tarhana Muğla'ya ait değil ya. Muğla'nın tarhanası çok güzeldir canım. Artı Muğla'dan bana geldi, bizim evde var tarhana, yapıyorum. Biz tarhana çorbasını yapıyoruz. Tarhana çorbasını yapıyoruz ama ben Malatyalıyım, Arapkirliyim. Arapkir'in tarhanası daha güzel. Kesinlikle. O değişik tarhana, o iri iri tarhana. Bu ufak, farklı tarhana. O tarhana çok güzel tabii ki. Bir Arapkir'den gelen olsa da Malatya'dan alsak o tarhanadan. Hmm. Şey, lahana değil de yaprak sarması. Yok, yaprak sarmasını yapmadım. Ama sarma fark etmeyen lahana yaprak. Yaparız bugün ya. Ali Veli, Ali Veli. Annem öyle diyor ya, Ali Veli. Atları değişiyor bunu. Ama yalan değil ki yani, öyle çok değil. Ha, kazdan yemek yaparsın da çok farklı yaparsın. Yani farklı değil. Tavuğu, bir tavuktan pilav yapıyorlar, bir kuzu etinden yapıyorlar. Atları değişiyor. Kuzu pilav, pilavla bilmem ne yani, hiç işte karnım doyuyor mu doyuyor. Allah şükürler olsun. Ispanaklı pasta yaptınız mı? Ispanaklı sevmiyoruz. Yok, yapmadık. Yok, ispanaklı hiç yemeyiz biz evde. Ispanakta biz börek yaptık. Ispanak yemeği yaptık. Ispanak kavurma yaptık. Yok anne, daha şey 20 dakika. Yani sen acele etme ona. Yani tatlı biraz geç pişecek. Yani iyice pişmesi gerekiyor. Annem de acele durmadan bakıyor. Daha Nikola da 10 dakika oldu yani. 20 dakika. Siz asma yaprağından, sarma karalahanadan mı? Hepsi. Biz Malatya'da olduğumuz için asma yaprağını severiz. Malatya'nın şeyi Arapkir'in yaprağı güzeldir. Yani Tokat'ın da güzeldir ama Arapkir şeyi çok farklı. Orada zeytinyağlı dolması ve yemeği olur ve ince ve mideye dokunmaz. Çok rahattır. Yani bazı yapraklar çok kalın oluyor, yenilmiyor ama şeyinki ince. Evet. 17 dakika oldu tatlı. Yok yok daha var. 48 geçe koyduk. 48 gece buraya var. Sen de bu gaza getirme annemi. Biz dolma olarak kara lahana dolması da yaparız. Pazıyı da yaparız. Yaprak da yaparız. Beyaz lahanadan yaparız. Artı biber, kuru patlıcan, kuru biberden de dolma yaparız. Hem zeytinyağlı yaparız hem etli yaparız. Ama bu o tür şeyleri pek canlı yayına kaymak istemiyorum. Çünkü acele etmek istemiyorum. Ben yani 2 saate sığmıyor çünkü zaten 2 saatte sarıyorsun sadece. Değil Aynen mi? Öyle. Yani tabii. 2 saatte sarıyorsun. 2 saatte dolmayı sarıyorsun. Yaptığın orana bağlı tabii. 250 gram pirinçten yaparsan 20 dakikada sararsın. Ama biz hiç öyle bir yapmadık yani. Malatya'da kiraz yaprağı özel bir lezzet. Evet. Biliyor musun kiraz yaprağı? Evet. Biliyor musun? Ha. Yemek çok güzel görünüyor. Aynur teyzem yaptı. Yayına anca gidebilirim. Hayır ben de yaptım. Yok bütün her şeyleri hazırladı. Sadece ben fırına koydum. Yok fırına da ben koydum. Etini ben koydum değil mi? Etinin üstüne sen koydun. Ben evet. Sebzelerini hazırladım. Sen etinin üstüne koydun. İş bölümü paylaştık. Evet şimdi oluyor arkadaşlar. Biz de tam tersine dolma sarıyoruz. Sonra pişiriyoruz. Dolma sarıyorsunuz. O işte yaprak dolması. Etli oluyor genelde. Değil mi? Zeytinyağlı da yapıyoruz. Zeytinyağlı da hepsini zeytinyağlı pişirince zeytinyağlı değil. Kıyma kullanırsan etli. Yemek, sıcak yemek oluyor. Pirinç ve zeytinyağlı yaparsın. İçine de bir sürü baharatlar koyarsan zeytinyağlı dolma oluyor. Kara lahanadan da zeytinyağlı yapabilirsin. Yapraktan da yapabilirsin. Beyaz lahanadan da, pazıdan da zeytinyağlı yapabilirsin. Ama biz daha ziyade etli yapıyoruz. Önce ama yaprak olanı zeytinyağlı çok seviyor. Midesine daha iyi geliyor. Yayın dışında biz çok yaparız. Defrize de atarız. Canlı yayında bir kere yaptık. Lahana, beyaz lahana sardı önce ama. Gayet de güzel sardı. Tadına baktınız mı? Ha, onu tabak çıkartalım. Bakacağız şimdi. Tatlıyı bekliyoruz. Daha sonra ben yemekten mutluyum. Bence şu yemek güzel de benziyor. Bir de çorbaya bak o zaman. Çorba çok az koydum. Tadımlı koydum. Bitirebilirsin yani. Önce sizin karşınızda yemek istemiyor. Ayıp olur diye ama. Aa ekşilik var. Güzel. Bence bunun içinde minik köfteler de yapılır koyulur gibi geldi. Uzun köfte olur ama. Çorba minik olur. Köfte. Erzurumlular yapıyor önce öyle. Tatlı pişiyor. Aynen tatlı pişiyor. Biraz daha üstünün yanması gerekiyor. Onun yanması gerektiği için yani 20-25 dakika. Tatlı oldu. Bak önce karar ver. Tatlı oldu. Mükemmel oldu yani. Tatlı mükemmel oldu. Of, biraz abi. Daha olur. Hayır tatlı oldu öncecik. Peki biraz sen bilirsin. Ben karışmıyorum. Ben söylediğimi, fikrimi beyan ettim. Rus salatasını biliyor musunuz? O Rus salatası ne? Bilinmeyecek bir şey. Bilinmeyecek değil yani. Ooo Nazmi 3. ayında. Nazmi 95 abonelik kutladı. 3. ay abonelik afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz Nazmi'ciğim. Hoş geldin. Sulu köfte hoş olabilir. Opa ama sulu köfte yemeği farklı bir şey. Yani annem farklı bir şey söylüyor ama pirinçler pirinçler iyice şişmiş. Bu çorba çok doyurucu ve anneme çok iyi gidecek bir çorba. İndireceğim şimdi yemeğimi. Tatlıyı göstereceğim ben size. Onu böyle kaydır. Biraz çek tabağı. Yanmaz zaten. Alttan çekme. Heh. Of. Gördünüz mü? Yandı işte. Oldu işte. Kim yandı? Gayet güzel. Ben tatlıyı merak ettim. İmara Trena. Tamam hemen bakacağım. Yemek gözüktü galiba. Evet yemek gözüktü. Hemen geliyorum. Nereye gittim? He. Tabak. Şimdi. Tatlı. Tatlı bu. Tatlı mükemmel oldu. Boşluk diyetimi bozduracağım. Ya dur korboy ne diyeti ya. Ben 2 gün yiyeceğim ben. Valla utandınız Aynur abla o tatlının şekli bozulur demiştim. Yanıldım. Buraya bak işte. tecrübe, deneyim, özveri, güven annemde olunca her şey oluyor. Tabak süsle böyle fırça darbeleri falan, ne fırçası? Onu seninle bölüşürüz ya. Bilemeyeceğim bölüşür müyüz, bölüşmez miyiz yani. Biraz hamur gibi olmuş, farkında mısın? Evet. Ama sıcak, o daha soğuyacak öncücüğüm. Tamam. Öncü Aynur anneme iyi davran. İyi davranın, ben kötü davrandığım yok. Kim o? Gökçen. Gökçen. Geldi mi Gökçen? Gökdeniz yani. Gökdeniz gelmiş. Seysa merhaba, hoş geldin. Nasılsın Seysa? Soğuması lazım ama buna. Evet, soğuması lazım. Şu çorbamı içeyim ben. Bu çorba güzel, doyurucu bir çorba arkadaşlar. Yapın. Sağlıklı bir çorba. Ama sadece tuzlu yoğurt bulmanız gerekiyor. O da Hatay'a özel. Pazarda olabiliyor ya. Bak tatlını, sonra etini ye. Fikir ver. Yani sıcak yanmasın ağzın. Çok güzel tatlı. Ben hepsini yiyorum. Yandın mı? Evet. Polonya'nın tatlısı çok güzelmiş. Hatay'la karışık. Meat Blues, selamlar, hoş geldin. Canım. Polonya değil, Portekiz. Ben düzeltmedim. Sen düzelttin, iyiydi o. Teşekkür ederim. Ben mi yaptım? Evet, Polonya dedim çünkü. Pardon. Polonya'da Serdar var ya, hep aklım onda demek ki. Çorba çok güzel. Tatlı çok güzel. Harbiden yapılır. Mükemmel. Bir ara koyun yoğurdu ile deneyin anne, o bayağı güzel olur. Koyun yoğurdu da çok zor. Hoş Bey, ne yazık ki telefonum çalındı. Aa. Hoş bulduk, bilgisayara mahsur kaldım. İngiltere'de hırsızlık var mı ya? Meat Blues. Öncücüğüm bunu ekmeğe sarıp yiyormuşsun Hatay'da. Biz burada su koymadık değil mi? Kendi suyu. Hayır, kendi suyu. Hiç su koymadım. Tereyağlı suyu. Tereyağı ve etten çıkan. Ay. Bakalım arkadaşlar nasıl olmuş acaba? Geçmiş olsun Meat Blues. Kamera kaydı var. Adam tam 10 saniyede götürdü. Kimi neyi? Tatlıyı mı? Hayır, doğru. Çorbayı. Telefonu herhalde. Ha, telefonu mu? Ha. Oo, hoş geldin seni gelen arkadaş. Epe Örnacığım merhaba. Ete mi? Ete baktım şimdi nasıl olmuş diye. Evet. Aramızda bir Hataylı var mı? Ya böyle bir şey yok çünkü sabahtan. Sen bak. Sen rahat ok. Artık yemekleri kaldır, yüzün gözüksün. Yemekleri kaldır. Salih geldi mi? Burada mı Salih? Burada. Yazıyor. Halletmiş telefon görüşmesi. Salih'cim hiçbir şeye takılma. Canım benim. Yemeği yufkanın üstüne. Evet. Önce öyle yapıyor zaten. Şimdi öyle yapacak. Ben öyle yapıyorum daha doğrusu. Yani şunu bence tadı alınması için böyle ekmeğin içerisine koyup Şöyle yiyeceğiz. Ben sarımsağı da çok severim. Aynı zamanda eti de içerisine bol bol koyup. Vallahi çok güzel. Süper. Bu gayet. Senlik o değil mi? Hiçbir şey için takılmaya değmez. Önümüzde Portekizli var mı diye. Teşekkürler. Portekizli'ye sormak lazım. Yani bu tatlısı böyle. Neyse mi? Demin aklıma ne geldi biliyor musunuz? Şimdi Salih olsaydı dedim sen gelmeden önce. Son fotoğraf aynı anne diyecek. Bak şimdi kimse demeyecek dedim. Sen geldin inandım. Niye bade var? Ya Salih onda resimleri Discord'a atmadı. Yani 4-5 tane resim atılmamış galiba. Teşekkürler. Al canım. Güzel. Ben yemeği beğendim. Bu yemek önceye göre. Ama yine sulu senin yiyebileceğin bir şekilde. Yani çok şey kebap türü değil. Yağlı değil, ağır değil. Bunu çok yağlı değil yani. O tepsi bu güzel gece gömersen sıkıntı yapar önce. Önce bunu 3 günde gömsünler. Aynen 3 günde anca yerim ben bunu. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Ben o kadar çok aşırı yemek yiyen bir insan değilim. Yani bir oturuşta değil. Ben sık sık yemek yerim. 2 saatte, 2,5 saatte acıkırım bir daha yemek yerim. Niye? Nasıl zayıf kalıyorum? İşte böyle. Peki hiç vegan bir menü yapacak mıyız? Ceza istemem ama yaptık mı? Kim o? Yiğit sormuş. Ne diyor? Ne yemeği? Vegan. Yani. Vegan yemeği yapmadık hadi. Ceza yok. Ceza var. Hemen Discord'a giriyorsun. Yemek tarifleri bölümüne vegan yemekleri yazıyorsun. Önce sen ne kadar acımasızsın ya. İstedi ama. Niye ceza olsun? Hayır. Ceza ben bilmiyorum çünkü vegan değilim. Tamam. Ben vegan yemeklerini bilmiyorum. O biliyorsa hani ve yaptığınız diye sorduysa bize vegan yemekleri göndersin. Sordu hayır yaz dersin olabilir. Cezalı değil çocuğum. O, cezalı. Değil. Cezalı. Allah'ım yarabbim. Cezalı mısın hak? Et güzel pişmiş. Et evet. Fırında tabii yani güzel. Biz biraz acele ediyoruz. Biraz daha et kalabilirmiş içeride. Yani sebzelerle birlikte sanki. Hayır. Tam zamanı. Tam zamanı. Evet. Sana öyle geliyor oğlum. Kusura bakma ama sen bir şeyi beğenirsen çatlarım zaten. Ben böyle ben onun için sen evlenip de kızın canını yakma. Sen benimle otur ben sana dayanıyorum zaten hayatım. Hayır Başak Burcu'yum kardeşim. Yükselenim Başak. Ben mükemmeliyetçi bir insanım. Benle anlaşmak kolay değil. Afiyet olsun. Anti dair. Eyvallah çok sağ olasın. Evet kapatalım mı yayını ne dersin? Olur olur. Eti fırından önce pişirdiniz mi? Hayır. Şeyin içine attık. O esas şey. Kuzu etiydi. Kuzu eti çok rahat pişiyor. Yani daha hızlı pişiyor. Salih poz verelim mi anneciğim? Salih. Ay bugün de şu renklerim de ne kadar güzel. Gel hadi neyse seninle bir poz verelim. Salih verdik. Duyuyor mu acaba? Niye duymasın? Ha buradaymış. Annur. Anne. Pozsuz tabii ha, pozsuz olmaz diyor. Tamam canım benim. Kendinize iyi bakın. Cidden ben bugün yemekleri beğendim. Tatlı da çok değişik, çok farklı ama bu tatlıyı çok kısık ateşte yavaş yavaş yapmak lazım. Ama yine de tadında hiçbir eksiklik yok. Yine de çok çok güzel olmuş. Yani Portekiz'in değil mi hayatım? Portekiz'in tatlısını Hatay diye size yedirmeye çalıştık. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sevgi ve saygılarımla. Buyur Öncücüm. Evet arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Boşluk şu pozları gülsün mü? Vallahi bilmiyorum. Atın Discord'a görelim ya. Çok iyi ya. Kime geliyor koy bak. Benim burcum Başak, yükselenim Oğlak. Alçanım ben. Yüksek Yengeç burcum. Başak Ay burcum. İyi de pek anlamadım senin burç işini. O her şeyi inceleyerek bilen bir çocuk. Erkek mi kadın mı? Yiğit o. Yiğit. Yiğit herhalde. Yiğittir. Aynur anne elbette postsuz bitirmiyoruz. Mavi mavi peynir deyin. Cheese demişsiniz. Portekiz deyin. Portekiz. Boşluk şu pozlarda gülsün ya. Ben hayatta gülmem ya. Hep somurtkan surat bade. Yani habersiz çektiğin zaman bir pozu var bende öyle. Habersiz çektiler ikinizi birlikte. Bir gülüyor. Hayret. Hadi. Habersiz çekeceksin. Bu adama gül diyorsunuz. Yok. Böyle. Ben gülerim. Ay Gökdeniz falan unutmuşsun. Perşembe günü Gökdeniz. Çakır'dı değil mi Gökdeniz senin şeyi? Çakır'dı Discord 2. Görüşürüz. Hatırlat bana. De ki Aynur teyze bana falanını de hatırlat de. Tamam. Ben annemi hatırlatırım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki yemek yayınında görüşmek dileğiyle. Çarşamba saat 7.30'da. Ne yapacağız bilmiyorum ama siz bize öneri atarsanız çok mutlu oluruz. Bardak çok biliyor zaten neler yaptığımızı. Herhalde çarşamba çok yorulmadan bir şey yaparız. Hafta içi olduğu için hafta sonundan çıkıyoruz. Zaten çok yoğun oluruz. O yüzden iki menü bize yeter diye düşünüyorum. Çok teşekkürler izleyen herkese. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Fatma Karadeniz'i özletmeyin kendinizi. Sen de kendini bize özletme. Sık sık gel. Çıkın gelin. Birlikte yol alalım. Teşekkürler. Hepinize çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şen ve esen kalın. Portakalca hoşça kal. Okay. Bay bay. Portekizce hoşça kal.